matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık dişini şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni derslerin sakin film gibi çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çutara çutara. Uçak edemiyle Mars'a bile gidersin. Tam dersleri çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş oldu bana. Ben yine matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık dişini şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni dersleri sakin film gibi çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözel. Bir sezon dizi gibi, hepsine bana özel. Böyle devam edersen Teok'ta birincisin. Tonguçak edemiyle Mars'a bile gidersin. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız askere benzer. Kalem kuşanmak için Tonguçak Akademi'ye gel. Tonguçak Akademi'yle tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars eten bize yakın. Çatara çutara çatara da çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. Evladım ders başlıyor. Buldum hocam derslerden, türlü türlü testlerden. Ders çalışmak sıkıcı, oyun oynamak varken. Sakin ol. Başladı mı? Evet hocam, başladı. Tonguç gel bakalım, hemen başlayalım canlı yayınımıza. Nereye gireyim hocam? Dersimize hazır mısın Tonguç? Şimdi Tonguç, Teok 1 denemeleri tüm Türkiye'de ücretsiz bir şekilde devam ediyor. Sen gazeteni aldın, Hürriyet gazeteni aldın. Hazır ardından denemeni çözdün. Hazır denemeni çözdün. Denemeni çözdün mü Tonguç? Hocam önce denememi getiriyorum, bir dakika hocam. Denemeni çözdün, getir bakalım denemeni. Ardından da şimdi canlı yayına geldin ve canlı yayında denemedeki soruları, kısa kısa izahlarını, önemli noktalarını, vurgularını dinleyeceksin. Hocam denememi çözdüm hocam. Harika. Tonguç Akademi Teok 1 deneme 4'ü çözdün. Güzel işaretlemişsin. Buraları karalamışsın bazen. Vay, matematiği de hiç rakam yapmadan çözmüşsün. Hadi hocam, bakalım. Hocam kafadan Tonguç çözüyorum. Ben çok zekisin Tonguç. Tebrik ediyorum. Hayır hocam, kağıda çözüyorum. Bu birazcık daha... Aferin ya. Aferin. Peki cevap anahtarı neredeydi? Bakalım cevap anahtarı bir sonraki gün aldığın sayfa kaçtaymış? İşte o 2-2 olmuşuz. Çok iyi hocam. Koşu rehberinde bu sen misin Tonguç? En arkadaki at sensin galiba. İnter sonunda güldü. Neyse bakalım. Şimdi canlı yayını izlemeye geldin ve biz de başlıyoruz birinci soruyla. Bu arada çalışmalar nasıl gidiyor Tonguç? Hocam çalışmalar çok yoğun bir tempoyla gidiyor. Günde 3 soru çözmeyi 4'e çıkarıyorum hocam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu anda 4 tane soru çözüyorum hocam. Şu anda seni dinleyen diğer Teokçular diyorlar ki... 4 tane hocam. Harika 4. diyorlar. Tonguç 4 tane çözüyorsa ben günde 100 soru, 150 soru çözersem çok rahat ilerlerim. Şimdi ilk sorumuz Lokum yayınlarından gelmişti. Çok kolay bir soruydu. Lokum Akademi. Evet, Lokum Akademi. Açmak kolay bir soru gibi duruyor ama Teok'ta da buna benzer sorular... Hocam bu soruları siz yazmıyor musunuz? Lokum Akademi yazıyor. Hayır, ben yazıyorum evladım ama... burada şöyle bir şey var. Sorunun kolaylığını ifade etmek için böyle bir mecaz anlamda bir sözcük kullanıyorum. Yoksa lokum akademi diye bir şey yok. Şimdi açmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla, yani aklımıza gelen ilk anlamıyla değil de temel anlamıyla değil de farklı bir anlamda kullanılıyor. Doğru cevabımız Adana seçeneği. Öğretmen sürekli konuşuyor. Öğrenciyi açmak istiyordu. Öğrenciyi açmak derken öğrenci bir kapı değil ki açsın. Öğrenci bir paket değil ki açsın. Dolayısıyla öğrenciyi bu... paket yapıyorlar hocam. Öğretmenler öğrencileri paketliyorlar. Evet, bu soruda bir subliminal mesaj vardı. Öğrencileri öğretmenlerin paket yaptığını vurgulamak istedik. Tonguç da bunu çok iyi anlamış. Hocam şimdi... Ebrar Sarıca, Melek Alkan, Metin, Ferhat Gülen, Merve Aslan hepsi Facebook'tan bizi takip ediyor hocam. Teşekkürler diyoruz Facebook'tan onlara. Facebook'tan canlı yayınımızı izliyorlar. YouTube'da kimler takip ediyor Tonguç? Ferhat Gülen de Aslı Şemsi... Şemşimoğlu. Şemşimoğlu. Çok güzel. Ebrar Sarıca, Anastasya mı? Bu, Allah Allah. Yanlış olmasın. Zeynep Türkoğlu hocam. Evet. Anastasya Gandalıpova. Evet, onlar da bizi izliyor. Aynısı YouTube'dan da hemen söylüyorum. Selçuk Yıldız, ondan sonra Hazal Binat, ondan sonra Ceyda İlhan, Mete Konar, Ömer Atakan hepsi dediler. Harika, başlayalım. Şimdi numaralandırılmış cümlelerin hangisinde el sözcüğü bir deyim içinde kullanılmamıştır diyor bak. Kullanılmamıştır diyor. İndirelim mi? Bak şimdi burada çok önemli.
bazı sorular TEOG'da kolay gibi gözüküyor ama dikkate dayalı hatalar yapmamızı sağlar. Bak yalan söylersen burnunu uzar Tonguç. Dedem ailemizde el üstünde tutulurdu, bu yüzdeyim. Elden ele dolaşan atı geri almayı başardı. Bak elden ele dolaşan derken satın alma sırası böyle elden ele dolaşıyor. Yoksa bir ahırda değil yani. Konuyu yeni baştan ele alalım. Bak ele almak yani baştan dikkatli incelemek. Kardeşimin eliyle arkadaşa mektup yolladım. Bak kardeşimin eliyle arkadaşa mektup yolladım. Şimdi burada çok dikkatli baktığımızda doğru cevabın Deniz olduğunu görüyoruz. Bu kardeşimin eliyle derken herhangi bir deyim yok. Hocam az dikkatli baktığımızda benim gibi ne görüyorsun? Bak şimdi burada şu çok önemli Tonguç. El sözcüğü bir deyim işte kullanılmamıştır diyor ya. Sen direkt Denizli D'ye atlamak istiyorsun ya. Evet hocam. Ama esasında çok dikkatli attığında Denizli'de A seçeneğini biri yazmışlar. Yazmışız yani hata. O yüzden bu hataya dikkat etmen lazım. Niye ters köşe yapıyorsun? Burada hocam? A seçeneğini dikkatli bir şekilde işaretliyoruz. Şimdi yine bir deyim sorusu var. Şairler kelimeleri inceleyip sık dokuyarak seçer diyor. Parçada altı çizili sözde şairlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Şairleri de terzi işçisi yaptılar hocam. Bak ya, çok inceleyip sık dokumak derken neyi kastediyor burada? Net bir şekilde kelime seçiminde titizliği kastediyor. Yani inceleyip sık dokumak titizliği ifade eder Tonguç. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Dördüncü soruya baktığımızda yine güzel kolay bir soru var ama dikkatli baktığımızda kolay, yoksa hata yapabiliriz. Kürsüye çıkan profesör nokta nokta bir konuşma yaptı. Coşkulu, etkili, sıkıcı bir konuşma yaptı dersek bunlar öznel ifadeler olur. Kişisel düşünceler içeren ifadeler olur. Ama eğitimle ilgili dediğimizde burada herhangi bir yorum yapmamış oluyoruz. Objektif, nesnel, kanıtlanabilir, yorum katılmamış, kişisel düşünce içermeyen bir cümle kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla dördüncü soruda Bursa seçeneği cümleyi nesnel nitelik haline getiriyor. Beşinci soruya baktığımızda bu dizeler... Hocam kebap sorular vermişsiniz gerçekten. Hemen yaptım. Hem zor sorular var hem kolay sorular. Çatanışlar yaptığın sorular da var ama güzel sorular da var. Dikkatli bakmalısın Tonguç. Bizim amacımız öğrenciler TEOG girdiğinde ana aynısı geldi ya. Benzeri geldi. Aa bunu çözmüştük diyebileceği soruları yapmak. O yüzden böyle inanılmaz zor sorular soralım da çocuklar yamulsun istemiyoruz. Amacımız TEOG'daki kaliteyi yakalamak. Bu dizeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? Bir yürek üşürse kaparmış kapılarını. Üşümezse kapamaz kapılarını. Dolayısıyla üşürse kapar, üşümezse kapamaz dediği için burada koşul sonuç var. Neden sonuç cümlelerinde yargı gerekçeye bağlanıyordu, bir nedenden dolayı bir sonuç oluyordu. Amaç sonuç cümlelerinde bir istek, bir plan, bir arzu, bir hedef vardı. Karşılaştırma cümlelerinde ise varlıklar birbirleriyle karşılaştırılıyordu. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği. Bu metin hangi edebi türden alınmış olabilir demişiz. Burada Oktay Sinanoğlu hakkında, hayat hakkında bilgi verilmiş ve başkası anlatıyor. Dolayısıyla bu bir biyografi. Eğer otobiyografi olsaydı şöyle olacaktı. 1935 yılında İtalya'nın Bori şehrinde doğdum demesi lazımdı. O zaman Oktay Sinanoğlu'nun kendisi yazması gerekiyordu. Dolayısıyla eleştiri de değil, herhangi bir edebi eser eleştirilmemiş. Hatıra da değil, cevabımız biyografiydi. Yine kolay bir soruydu. Hocam Yusuf Kılıç, Zeliha, ondan sonra Dilara Cangür, ondan sonra Latife Nagihan... Ondan sonra Ali Bulut, Metin Menekşe, hepsi size selam söylüyor hocam. Aleyküm selam. Çok güzel çözüyormuşsunuz hocam. Evet, aynı ben kendi hazırladığım sorularını güzel çözerim, evet. TEOG korkusu bizden yanımızda Tonguç varken demiş. TEOG korksun bizden. TEOG korksun bizden. Kork TEOG diyoruz. Sıla İnaz demiş hocam. Aferin Sıla, güzel bir şey söylemiş. TEOG diyoruz ki yerim seni TEOG, değil mi? Yerim. Yerim seni. Hocam seni... siz öğrencilerinizde eskiden TEOG'dan bir önceki gün yerim seni TEOG yazılı bir pasta kesiyordunuz. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Aynısını bu TEOG'dan önce de canlı yayında kesmeyi planlıyoruz. Unutmayalım. Aa öyle bir şey yapalım evet, mı? Evet, öyle yapalım. Yerim seni TEOG. Şöyle hatta tamam mı? Pasta bunu... mı keseceğiz? Pasta keseceğiz. TEOG'dan yerim önce... seni TEOG. Yerim seni TEOG yazacağız pastanın üzerine. Ardından onu keseceğiz ve biz yiyeceğiz. Öğrencilerin de canı çekecek. Bir yerleri içecek. O zaman da olmaz. Kargo yerlere pasta yollayalım. O gün ağır yemememiz gerekiyor hocam. Olmaz. Bir ince dilim pasta olmaz. O yüzden sadece gözümüz doysa yeterli. Hocam. O da ince dilim pasta keseceğiz. Biz burada hapur hapur yerken öğrencilerin canı çekecek ve bize arkamızdan konuşacaklar. Şaka öyle bir şey yok. Kargo evlerine yollayalım pastanın her bir dilimini ama bozulabilir. Kargo bozulur. Şimdi parçanın konusu aşağıdaki hangisidir diyor. Çok dikkatli baktığımızda dolma kalemin öyküsünü ve dolma kalemin gelişimini anlatıyor. Bunu da yine dikkatli öğrenciler yatarak, kayarak, çatara çutara çözmüşlerdi. Ya boğazıma bir şey takıldı Tonguç. Hocam hemen size su getiriyorum. Ama musluktan doldurma Tonguç. Her seferinde musluktan dolduruyorsun. Cırcır oluyorum ya. Yapma lütfen, temiz bir su getir Tonguç. Yukarıdaki parça hocam, aşağıdaki... Deniz Bayraktar demiş ki hocam biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Demiş. Tamam, Deniz için bir kez daha detaylı anlatayım. Şimdi bak, değinilmemiştir sorularında kesinlikle ve kesinlikle hızlı çözmemelisiniz. Seçeneklerdeki ifadeleri tek tek okuyup tek tek bulmanız lazım. Mesela televizyon seyretmenin çocuklar üzerinde olumsuz etkisine değiniyor. Niye? Çünkü televizyon seyredince başınca yeterince hareket etmediği için, biriken enerjisini harcayamadığı için devamlı kilo alıyor diyor. Bak burada çocuklar üzerindeki olumsuz etki, kilo
almak olumsuz bir etki. Televizyonu çok izleyen çocukların kilo aldığına... Bu da zaten bunu söyledik zaten az önce. Televizyon seyretmenin aile içi iletişime etkisini. Evet, televizyon seyretmek aile içi iletişime olumsuz etki yapar. Artık günümüzde herkes eve oturup eline çekirdek dizi izliyor. Bu çok kötü bir şey. Olsun. İnsanlar kendileri... Zenginlerin hayatı. Zenginlerin hayatı dizisini izliyor herkes sürekli. Bu aile içi iletişimi olumsuz etkiliyor. Ama burada ondan bahsetmemiş ki. Evet, televizyon bu konuda çok kötü bir şey ama çok doğru, çok genel bir kanıyı ama değinmediği için doğru cevabımız Cihan oluyor. Sokakta oyun oynamanın çocukları sakinleştirdiğini, bak oyun oynayan ve koşan bir çocuk ise enerjisini harcadığı için rahatlıyor, sakinleşmiş olarak dönüyor. Yani bunu da dile getirmiş ama Cihan seçeneği dile getirmediği için denilmemiştir diyoruz. Şimdi bu metinde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır diyor. Portakal! Orada kal. Dediğimizde portakal orada kal dendi. Aklımıza ilk gelen şey nedir? Kış, soğuk, turuncu, belki de vitamin. Kışın en çok tüketilen meyvelerden biri olan portakal, içerdiği A, C, E vitaminleriyle bizi hastalıklardan koruyan bir kalkan gibidir diyor. Bak, burada net bir şekilde benzetme yapmış. Tanımlama olması için bu nedir sorusuna cevap verebilen bir tanım olması lazım. Portakal nedir? Orada kal. Bak, öyle bir şey yok. Örnekleme olması için örneğin diye ifadeler, misal olarak gibi ifadeler kullanılması lazım. Tanık gösterme için de bir kişinin sözü anlatanlara destek vermek için tırnak işareti içerisinde doğrudan aktarımla, doğrudan anlatımla aktarılması lazım. Ama öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada sadece portakalı kalkana benzetmiş. Gerçekten de portakal çok garip bir meyve Tonguç. Ben yani portakal her baktığımda orada kalıyorum. Çok şaşırıyorum. Hocam Sevim Timur demiş ki, hocam beni dayım aradı. Evet. Dayım mı? Hangi dayım? Resepsiyondayım. Yok, depresyondayım. Depresyondayım. Pardon hocam. Depresyondayım. Güzel, bakalım. Hangi dayın aradı? Depresyondayım. Depresyondayım. Güzel. Oha, bayağı iyiymiş ya. Senin. Güzel, evet. Tebrik ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Gecemize renk kattı hocam. Gecemize renk katıyor sahnelerimiz ve sevilen ismi. Şimdi bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir diyor. Adam biri bir soru sormuş, işsizlik yapmış. Biz o işsizliğe başka bir işsizliğe cevap verip soruya cevap vermişiz. Şimdi bir zamanlar dizeleri dilden dile dolaşan bir şair zaman içinde unutulur. Yıllar geçer, adı bile anılmaz. Ama gelecekte bir yeni kuşak belirir. O unutulmuş şairi yeniden keşfeder. Önemiyle, büyüklüğüyle gün ışığına çıkarır. Bu yüzden gerçek anlamda ölüm yoktur iyi şairlere. Bakın bunu her zaman videolarımızda, tonguçakademi.com'daki videolarımızda söyledik. Nasıl bir filmin son 10 dakikası çok çok önemliyse. Mesela sen Tonguç bir film izlerken son 10 dakikasına kalkıp gider misin? Giderim. Gitmezsin. Gidersen filmi anlatsın. Maçlarda çok moralim bozuyor. Bazen erken çıkıyor. Maç değil evladım, bak maç değil, film. Maçın son 10 dakikası, ilk 10 dakikası, her dakikası önemlidir maçın. Bazen maçın 1. dakikası gol olur. Son dakikaya kadar hiç gol olmayabilir. Maç olmaz. Ama filmlerin son 10 dakikası çok önemlidir. Çünkü filmin son 10 dakikasını izlemezsen filmin nasıl bittiğini, ne olduğunu anlayamazsın. Dolayısıyla filmin son 10 dakikası kalkıp kimse gidemez. Hadi bir şu filmi çek, dur şu filmi bitirelim öyle kalkalım derler. İşte parçada anlam sorularında da paragrafın son cümleleri çok önemlidir. Eğer son cümleye çok dikkatli bir şekilde bakarsan cevabı görebilirsin bak. Gerçek anlamda ölüm yoktur iyi şairlere. Dolayısıyla doğru cevabımız, sizce iyi şairler de bir gün unutulur mu? Yani manevi anlamda ölür mü demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli. 11. soruya baktığımızda sadece bir şey soru görüyoruz. Nedir? Bu parçanın hangisi çıkarılamaz diyor. Yani çıkarılabilir ifadeleri bulsak yeterli. Böyle değinilmemişleri gibi tek tek bakmamıza gerek yok. Şiirde eski ve yeni kelimeler bir araya gelebilir. Kelimeler şiirde bir musiki meydana getirir. Şiirde gündelik kelimelere yer verilmelidir diyor. Şimdi buraya baktığımızda günlük kelimelere yer verilir anlamını göremiyoruz. Parçayı çok dikkatli okuduğumuzda günlük kelimeler kabalaşmadan, resmi kelimeler ukalalaşmadan eksiz bir şekilde anlamlarını bulur ve tam bir uyum içinde ortak bir musikinin temposuna ayak uydurur diyor. Ama gündelik kelimelere yer verilmelidir gibi bir ifade olmadığı için bu parçanın bu ifade Ceyhan seçeneği çıkarılamaz. Hocam Ali Güner demiş ki, hocam iki sınıf birleştik 50 tane gazete aldık demişler. Tebrik ediyoruz. İnşallah Teok'ta da çok başarılı olacaklar ve ikisini birleşip kutlayacaklar Teok başarılarını. Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragrafa oluşturmak istenirse sıralama nasıl olur diyorum. Şimdi bir kere Osman Kemal D diyor. D diye içinde bağlaç olan bir ifade ilk giriş cümlesi olmaz. İşte bu hanlardan biri diyor. Bu da olamaz. Ama birinci ve dördüncü cümleye baktığımızda dünyanın en güzel, en şirin şehirlerinden biri olan Aziz İstanbul, aynı zamanda camiler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, kenttir diye bir başlangıç yapabiliriz. Dolayısıyla Bursa ve Deniz seçeneğini attık. Ardından devam edelim. İki ile devam edebiliriz. Zaten söylemiş. Hanlar, hamamlar, kenttir diyor. İşte bu hanlardan biri de Fatih Malta Çarşısı'ndaki şekerci anıdır diyor. Şimdi ardından üçüncü cümle gelmiyor. Ama birinci cümleyi yaptığımız zaman çok net bir şekilde Şekercan bir zamanlar kültür dünyamızın seçkin şahsiyetlerine ev sahipliği yapmıştı. Amalar şeyi Kemal de bu şahsiyetlerden biriydi bak. Şahsiyetlere ev sahipliği yapmışlar. Dolayısıyla 4, 2 ve 1, 3 tam sıralama olabiliyor. Net bir şekilde görebiliyoruz. Paragrafın içerisindeki bak son cümle yine bizim yakalamamızı sağladı. Şimdi, hocam bir şey daha söyle Tonguç. Hocam Kübra Altaş demiş ki papağan almış bir tane, ismini Tonguç yapmış hocam. Güzel, çok güzel. Aynı zamanda tebrik ediyoruz. Büşra Dertli demiş ki, hocam sizin sayenizde okulda deneme sınavında 10. oldum, sizi çok seviyorum demiş. Okulda inşallah 10 kişi yoktur.
Okul. Yok, ben de okulda en az 1000 kişi vardır ve tebrik ediyoruz Büşra Dertli'yi. İnşallah Allah hiç dert göstermesin ona. Bu metin aşağı, ben de rüya tabirlerindeki gibi rüya tabirleri. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir? Burada rüya tabirleri deyince Mustafa Alpay'ı saygıyla anıyoruz. Evet, bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir? Rüya tabirleri Gentere. Rüya tabirleri Gentere. Reklamını da yapmış. Aynen, Mustafa'mızın da reklamını yaptık. Şimdi her anne babanın çocuk yetiştirme yöntemi aynı olmuyor. Anne, örneğin bazı anne babalar çocuklarını döverken bazıları seviyor. Hani öyle bir şey yazmıyor. Örneğin kimi kuralcı olurken kimi çok esnek davranabiliyor. Senin annen babansa nasıl davranıyor Tonguç? Hocam çok iyi davranmıyorlar açıkçası. Bana mesela annen sana hiç böyle kızdığı oluyor mu Tonguç? Hocam bazen annem uçan tekme atıyor. Annem yani? Tekvandocu hocam. Aa, yani. Kara kuşak mı pembe kuşak mı? Hayır hocam, normalde hiç anne figürü yok yani. Benim annem birazcık daha böyle. Abi 10 tane tuğlayı çat diye kıran annelerden mi? 10 tane tuğla ne demek hocam? Benim kafamı kırabiliyor hocam. Yani. İnanamıyorum. Gerçekten anneni buradan saygıyla ve sevgiyle. Hatta babam ve ben olarak ailede ciddi bir tehdit altında. Ciddi manada evde korkuyorum. Erkeğin şiddete hayır mı yazıyor evinizde? Çok güzel. Erkek sığınma evi açmış. Çok güzel. Anneni gerçekten, annenin ellerinden öpüyoruz. Gerçekten ama elleri de çok serttir şimdi. Eğer 10 tuğlayı kırıyorsa, ama yine de öpüyoruz. Hocam Sevde Küçük'te Kıbrıs'tayım. Bizim dershanedeki bütün kızlar Tonguç Akademi'den gazete alıyor demiş. Erkekler niye almıyor? Hayret bir şey. Evet. Anlamadım. Erkekler almıyormuş. Aferin. Evet. Tebrik ediyoruz. Bu metin aşağı, o zaman kızlar daha başarılı olacak. Bu metin aşağı sorulan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir diyor. Çok dikkatli baktığımızda çocuk yetiştirmede hangi yöntemler tercih edilmeli sorusunun cevabı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yeni bir soru. Bu metnin ana fikrini, fikirlerin anasına ne diyoruz Songuç? Ana fikir. Düşüncelerin anasına ne diyoruz? Ana düşünce. Ana düşünce. Yani tüm düşünceleri doğuran, yardım düşünceleri doğuran düşünce. Şimdi bu metnin ana fikrini ifade eden atasözü aşağıdaki hangisi? Tonguç suç mu işlemiş gibi gözlerini kapatıyorsun. Allah korusun. Gözlerim fırladı hocam. Aynen. Şimdi bakalım. İyilik eden iyilik... Bakalım. İnsan biri iyilik yapacağı zaman karşılık beklemeden yapmalıdır. Yaptığınız iyiliği başkalarına anlatmazsanız tam anlamıyla karşılık beklemeden vermiş olursunuz. Ödülünüz de bu davranışın size yaratacağı gönül sıcaklığıdır. Birisine bir iyilik yaparsanız bunu kendinize saklayın ve verme eyleminin keyfini yaşayın. Burada iyilik eden iyilik bulurdan bahsetmiyor. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir diyor. Yani sen bir diyelim ki balık yıldızları kıyıya vuruyor ya, bunun hikayesi böyle. Oo. Deniz yıldızı kıyıya vurunca adam bir tanesi bu deniz yıldızlarını böyle denize geri atıyormuş. O sırada biri demiş ki abi sen manyak mısın? At at bitmez ki bunlar. Yani bu denize at at deniz yıldızlarını, milyonlarca deniz yıldızı var. Ne fark edecek ki demiş. O demiş bak atmış, bir tanesi daha yerden almış atmış. Bak demiş bu deniz yıldızı için fark etti. Bu hayata tutundu. Dolayısıyla balık da demiş ki balık da bilmez ki bunu yaptığını. Balık bilmese bile demiş Halik bilir. Yani yaratan bilir, Allah bilir demek istemiş. Dolayısıyla iyiliği karşılık beklemeden yapmalıyız arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği. Ceyhan seçeneğine çok dikkat edelim. Bu soru da gelebilir sınavlarda. İyiliğe iyilik olsaydı, bak burada Tonguç senden bahsediyor. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. Yani öküz bize... Benden bahsediyor. Evet, seninle alakalı da soru çıkabilir i̇yilik sınavlar. İyilik deyince benden bahsediyor. Evet, iyilik deyince sen, ben herhalde öküze kastetmiyorum Tonguç'um. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmaz derken, bak öküz bize et veriyor, süt veriyor, deri mont veriyor. Başka ne veriyor? Ben öküz eti sevmiyorum hocam. İneği mi seviyorsun? Ben danayı mı seviyorsun? Kuş eti seviyorum hocam. Kuş eti mi? Bıldırcın. Bıldırcını seviyorum. Bıldırcın çok güzel. Dana, öküz, sığır, manda, camış, bunlar büyükbaş hayvan çeşitlerini tebrik ediyoruz. Burada her zaman iyiliğe karşı iyilik bekleye bulamayabilirsin anlamı var. Buna da dikkat edelim. Şimdi bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Yani yaptım ettim demesi lazım. Bakalım doğru mu? Çevreye duyarsın insanları görünce çok şaşırıyorum. Bak şaşırıyorum ben diyor. Dolayısıyla burada birinci kişi anlatım var. Deyimlerden yararlanılmıştır. Bakalım har vurup harman savurmak. Ondan sonra ama bir tane oldu. Nasıl oluyor? Tüketme hakkını kendine buluyorlar. Hakkını kendine bulmak. Başka ne diyoruz? Tüm kaynakta har vurup harman savurmak. Deyim de kullanılmış. Tartışmacı bir anlatım var. Evet adam sinir olmuş. Ya yeter böyle olmaz diyor. Ama benzetme olabilecek bir şey. Bakalım benzetme var mı? Benzetme yok. Dolayısıyla cevabımız deniz seçeneği diyoruz. Ve 16. soruya geldik. Aa, öğrencilerimizin ismi çıkmış. Aa, bitiyor. Çok güzel. Evet. Mustafa Turan, Meriç Polat ve Doğukan Şen bu yaz tatile gittiler. Oha, gerçekten çıkmış mı hocam? Aynen. Bu üçü de gerçekten tatile gitmişler biliyor musun? Ama otel almamış bunları. Biz bu kadar çok erkeği almıyoruz otel deyip kovmuşlar. Evet. Şaka. Şimdi aşağıdakilerden hangisinde virgül bu cümledeki öreviyle kullanılmış oluyor? Burada eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Mustafa Turan, virgül, Meriç Polat, virgül gibi gidiyor. Şimdi burada A seçeneğinde arkadaşlar bir dakika beni dinleyin. Burada bir seslenme ifadesi almak için. Burada ünlemde konulabilir aynı zamanda. Ayşe teyzemin kızı çok güzel şarkı söyler. Burada ara sözün arasına girmiş. Her tarafa lale, sümül, nergis dikmişti derken bak burada çiçeklerin arasına koymuş. Bak burada da çiçeklerin arasına koymuş. Mustafa Turan, Meriç Polat ve Doğukan Şen de bir çiçek değil midir? Evet hocam. Hepsi çiçek gibi bir çocuklar. Çiçek. Onlar çiçek çocuklar. Dolayısıyla 16 Ceyhan diyoruz. Burada virgüllerin arasına. Ama onlara çiçek dersek birazcık alınabilir hocam. Ama doğru, mantıklı. Çocuk, erkek çocuğuna çiçek biraz sıkıntılı olabilir. 16 Ceyhan dedik. Şimdi 17'ye baktığımız aşağıdaki cümlenin hangisi yazım yanlışı yoktur diyor. Kendini oyalayacak. Berke Bilgin demiş ki hocam 15'te benzetme var. Yanlış yaptı.
yapmış olabilir misiniz diye soruyor. Bakalım bakalım olabilir bakalım. Çevreye duyarsa insanlara göre çok şaşırıyorum. Doğadaki tüm kaynaklar har ruhuna zor. Nasıl oluyor yaşadık coğrafi tüketmek gelecek. Maalesef maalesef Ataberk. Ataberk mi dizisi? Berk'ti hocam. Berk'ti abi. Maalesef Berk benzetme yok olsun. Devam edelim ama bak görüyorsun öğrenciyi kırmadık döndük. Adımız gibi emin olduğumuz halde geri döndük. Tebrik şimdi aşağıdaki cümle hangisi? Evladım gözlerin bir hal oldu. Burnun uzasın yeter. Aşağıdaki cümle hangisi? Yazım yanlışı yoktur. Oyalayacak derken oyalayacak demeliydi. Birçok kanalda Rütük den derken Rütük ten demeliydi. Zor günlerim hep yanımda. Zor günlerimde hep yanımda oldu. Bak zor günlerim hep yanımda oldu diyemezsin. Zor günlerimde hep yanımda oldu. Dolayısıyla bu bitişik yazılmalıydı. Pek çok defa önerilerimizi kabul etti. Pek çok ayrı yazılır ama birçok bitişik yazılır. Burada pek çok ayrı yazıldığını bilen arkadaşlar burada yazım yanlış olmadığını bulabilirlerdi. Cevabımız da Denizli olduğunu rahatlıkla anlayabilirlerdi. Şimdi, oh be bitiyor Türkçe ya. Evet bitiyor. Aşağıdaki cümlenin, pardon numaralandırılmış cümlenin hangisi? Sıfat fiil vardı. Sıfat fiilin ekleri neydi? Anası mezar dikecekmiş. Ders sevdikçe daha başarılı. Burada dikçe 2 var. Yani bu zarf fiile bak. Burada dik, anası mezar dik değil. Bu sevdikçe. Ne zaman başarılı olur? Sevdikçe. Buradaki zarf fiil. Yazdığı son mektup şu an elinde. Yazdığı dık. İşte bu sıfat fiil. Hangi mektup? Yazdığı mektup. Soruların zor olması öğrencileri terletti. M isim fiil. Ama bak burada bazı öğrenciler hocam ası anası mezar dik. Hayır o da değil bak. Buradaki ası ya da buradaki dik bize sıfat fiil anlamı kazandırmasını dikkat edin. Bu isim fiil arkadaşlar. Bu da zarf fiil. Bu havada yürümek, mayışmak isim fiil. Bunu da bazı öğrenciler karıştırmış olsa da bence buradaki öğrencilerin hemen hemen hepsi doğru yapmıştır diyoruz. Ve doğru cevabımız Bursa seçeneği. Yine bir başka soruya geliyoruz. Bu cümlede numaralandırmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Yeni sınıfa alışmaya çalışan, yeni sınıfına alışmaya çalışan, alışmaya alışmamaya isim fiil. Çalışan çalışmayan sıfat fiil. Geçtikçe geçmecikte zarf fiil. Merak etmektedir. Aa burada mek var. Aa mek o zaman isim fiil diyen arkadaşlar da hata yaptı. Etmektedir arkadaşlar. Size 7. sınıfta öğretmişlerdi. Hatırlarsanız haber kiplerinde şimdiki zaman vardı. Şimdiki zaman ekini bazı hocalar sadece yor eki diyor. Halbuki şimdiki zamanın hem yor eki vardır hem de mek eki vardır. Mesela Tonguç şu anda ders dinliyor. Veya Tonguç şu anda ders dinlemekte. Mek'te dinliyor anlamı kattığı için buradaki mek'te şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla burada fiil vardır. Bu bir fiilimsi değildir. 19 Denizli. Son sorumuza geldik. Akacak kan damarda durmaz ifadesinde nasıl kan akacak kan anası mezar dikecekmiş ecek acak sıfat fiil eki olduğunu görüyoruz. Bu atasözünde sıfat fiil sıfat anlaması oluşturmuştur. Bakalım var mı? Nasıl kan akacak kan bu bir sıfat anlaması. Hatırlarsanız sıfat anlaması tamlayan ve tamlanandan oluşan bir ekipti. Burada da tamlayan ve tamlanan var. Tamlayanımız akacak, tamlanan da kan. Şimdi bakalım. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Şimdi kim kılıfını hazırlar? Minareyi çalan. Şimdi minareyi çalan bir sıfat anlaması değildir arkadaşlar. Minareyi çalan adam deseydi olurdu. Burada sadece adlaşmış sıfat fiil var. Ağlamaz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Baka baka kararır. Burada zarf fiil. Dolayısıyla zarf fiil olduğu için burada bir sıfat fiil, sıfat anlaması oluşturmuş diyemeyiz. Hocam şu arkadaşın ismini okuyabilir misiniz hocam? Mürvet Budak. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hocam bize ulaşmış da bayağı bir sevinecekmiş. Tamam Mürvet Budak'a tebrik ediyoruz o zaman. Buraya da hatta ismini de yazalım. Mürvet Budak diyoruz. Şu anda inşallah çok mutlu olmuştur. Hocam su içer misiniz buyurun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Musluktan doldurmalı değil mi? Hocam ben birazcık okuyabilir miyim hocam isimleri? Evet. Mücahit Elifoğlu Efeoğlu 13 demiş hocam. Hocam ben tamlamaları anlamıyorum. Yardımcı olur musunuz demiş Tuğçe Acır. Evet canlı yayınımızın kalitesini şimdi daha da artırıyoruz ve tamlamaları anlamayan öğrencimiz için tamlamanın ne olduğunu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bakın bu Tonguç. Tonguç bu sensin. Sen yalnızsın. Ama bak burada da Berkant var. Berkant yalnız mı? Hayır yalnız değil. Niye? Berkant'ın çünkü onun eşi var. Allah eşi var. Etmesin. İşte tamlamalar yalnız olmaz arkadaşlar. Tamlamaların eşi olur. Mesela sınıf kelimesi tek başınadır. Kapı kelimesi tek başınadır. Ama bu ikisi birleşirse sınıfın kapısı olursa burada bir tamlama oluşur. Şimdi tamlamalar normalde 8. sınıf TEOG konusu değil. Ama size TEOG'da sıfat tamlamaları ya da İsim tamlamaları şeklinde sorabilirler. Bakın damarda durmaz diyoruz ya ne durmaz? Akacak kan. Akacak kan bir bütün bunu ayıramazsın. Yani akacak damarda durmaz ya da kan damarda durmaz değil. Akacak kan diyorsun bu bir çift olduğu için bu bir tamlamadır. Aynı şekilde aynı şey benzeri Ceyhan seçeneğinde var. Nasıl can? Çıkmadık can. Sıfat fiil ekiyle oluşturulmuş bir sıfat tanımlaması var. O yüzden cevabımız Ceyhan. Toparla gezen adam aksamak öğrenir diyor. Denizli ve Adana seçeneğinde ise adlaşmış sıfat fiiller var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Hocam geçen canlı yayında Enes Önsüren'i şikayet etmiştik. Arkadan telefonuyla ders sırasında şey yapıyordu, mesaj atıyordu bize. Evet. Şimdi fişlenmiş hocam. Evet. Ama bir de salı günkü denemede 7, bu denemede 4 yanlış yapmış, iyi mi diyor. Sadece Türkçe'de mi yoksa hepsinde mi? Hayır, hepsinde. Hepsindeyse çok iyi o zaman, çok iyi. Çok çok iyi. Yani bizim denemelerimiz öyle basit değil yani. Oha hocam. Ondan sonra Gülpekin, Bera Yıldız, ondan sonra Buse Kuruçay, Bora Vural, Rozerin Özcan, Rozerin ne kadar Sevda Yılmazer, herkes Facebook ve
YouTube'dan takip ediyorsunuz. Tebrik ediyoruz onları. Şimdi son sorumuzu da yaptık Türkçe'de ve artık neye geçiyoruz? İnkılap tarihine geçiyoruz. Çok önemli. En sevdiğim ders. Şimdi bak burada karikatür gazetede biraz küçük olduğu için anlayamayabilirler diye tam vurgulamak istedik ama öğrencilerimiz bu soruyu da doğru yapmışlardı. Yukarıdaki karikatürde 1. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf ve İttifak Devletleri temsili olarak çizilmiştir. Bak böyle... Konsert, Avrupa konseri diyor. Bak herkes böyle konsere gider gibi haydi savaşa gidiyoruz. Bunlar küçük devletler. Şey, Yunanistan, Bulgaristan, ezik devletler. Sirkler. Bunlar büyük devletler. Ama Osmanlı'yı sargı bezli göstermişler. Ayağı sakat göstermişler. Burada esasında bizi hakaret etmek istemiyorlar. Kimi öyle yapıyorlar? Ya biz sakat halimize bunları sakatlarız, dağıtırız. Orası ayrı mesele. Ama burada önemli olan şey şu. Burada neden Osmanlı Devleti'nin kolu sargılı ve sakatlanmış şekilde çiziyor? Çünkü 1. Dünya Savaşı öncesinde salgın hastalıklar yaygın? Hayır. Batılı devletlerin Osmanlı güçlü ve hırslı görmeleri, evet güçlü ve hırslı ama burada güçlü ve hırslı göstermemiş ki. Bu da değil. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda yenilgiler sonrası Osmanlı askerinin Osmanlı'nın askeri açıdan zarar görmüş olması. Evet bu doğru. Osmanlı Trablusgarp Savaşı'nda ve Balkan Savaşı'nda çok ciddi zarar görmüştü. Ve 1. Dünya Savaşı'nda gerçekten çok güçlü bir orduyla değil de yorgun, savaşlarda biraz yenilmiş bir orduyla giriyordu. O yüzden de Çanakkale cephesi hariç hemen hemen birçok cephede sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'dı. İtilaf devletlerinin savaşa girmekten endişelenir olması. O pis herifler hiçbir zaman endişelenmiyorlar. Zaten tek iyi bildikleri şey de savaşmak ve bize yenilmek. Bize yenilmeyi de iyi bilirler. Biz onları her seferinde yeneriz. Şimdi ikinci soruya bakalım. Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal annesinden gizlice sınava giderek kazandığı Selanik Askeri Rüşiyesi'nde 11 dersin 10'undan tam puan, birinden de tam puandan 2 puan eksik toplam 443 puan almış ve okulunda 4. olmuştur. Buna göre ne söyleyeyim? Yabancı dilin alakası yok. Siyasi faaliyet alakası yok. Zor şartlar alakası yok. Başarılı bir öğrenci olduğunu net bir şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. Tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi yine burada mükemmel hocam, güzel bir resim. Çok güzel fotoğraf. Nereden buldunuz bu fotoğrafı? Bu fotoğrafı... Siz mi çektiniz hocam? Hayır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla alakalı fotoğraf arşivlerine girersen çok değerli fotoğraflar olduğunu görürsün. Biz de arşivlerde araştırdık ve bulduk. Şimdi diyor ki 1915-1916 yılları arasında İtilaf Devletleri Rusya'ya boğazlar yoluyla yardım götürmek, Osmanlı'yı saf dışı bırakmak ve savaşı kısa sürede bitirmek amacıyla donanmalarıyla Çanakkale'ye gelmişlerdi. Yani hatta, gibi konuşuyoruz evet, hocam. Hatta Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz diyor ki garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Yani batının ufkuna tamamen çelik zırhlı duvar derken binlerce, yüzlerce gemiyle gelmiş adamlar. Gaza uçakla gelmiş. Gelmişler mi? Uçaklar da var. 1. Dünya Savaşı'nda kullanılıyor. Gaza gelmişler ama gaza gelip patlayacaklar. Ne oluyor? Çanakkale'ye geçilmeyecek yani. Geçmek gaza isteyecekler. Gaza gelmişler OGS'li, ama gelmişler. Evet, OGS'ye geçelim diyorlar. O zamanlar OGS yok. HGS yok. O zaman biz diyoruz ki alın sizi kafanıza bir tane iki tane vuruyoruz ve patlatıp geri gönderiyoruz. Yukarıdaki fotoğraf 1915 yılında Çanakkale Savaşları'na çekilmiştir. Cehennemi andıran savaşlarda Mustafa Kemal daima askerlerin önündeydi. Bu onun vatanseverliğini gösterir. Hatta Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. O dönemde binlerce askerimiz şehit olmuştu. Onları da bir kez daha rahmetle anıp hemen gibi. Bak görüyor musun? Burada askerler arkada, Mustafa Kemal önde, 3 Adana. Dördüncü soruya bakalım. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri kültürel etkileşime açık bir kenttir. Çünkü Avrupa'da hangisi yukarıdaki yargıya gerekçe oluşturamaz? Yani bunun nedeni, sebebi olamaz diyor. Kültürel etkileşime açık çünkü basılan gazete dergiler var. Liman ve demiryolu farklı yerler irtibat halinde. Ticari önemi nedeniyle çok sayıda yabancı tüccar tarafından ziyaret ediliyor. Ama Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehri olamaz. Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehri İstanbul, başkent. Dolayısıyla cevabımız Denizli yanlış. Burada hızlı çözen arkadaşlar bu ekonomiyle alakalı değil B demiş olabilirler. Ama dikkatli ve tüm seçenekleri okuyan arkadaşlar cevabın Denizli olduğunu ve bu sorunun da bir Urfa ya da Adana kebabı lezzetinde olduğunu görmüşlerdir. Beşinci soruya baktığımızda verilen bilgilere göre Selanik Askeri Rüşiyesi'nde eğitim almasının Mustafa Kemal'e hangisinin de katkısı aldığı gösterilemez. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüşiyesi'nde askeri yeteneğini geliştirir. Zaten askeri ortaokul, vatanseverlik duygusu geliştirir. Tabii ki askeri okul. Aile hayatına önem vermesiyle alakalı bir ifade yok. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Bak, memleketin halini bilen ve gidişatın iyi olmadığının farkında olan subaylar. Yani bunlar hepsi milliyetçi subaylar diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Altıncı soruda uzun bir paragraf var ama altı çizili sözcüğü soruyor. Mektepsiz kaldığım için endişe etmeye başladı. Annesi mektepsiz kaldığı için endişe ediyor. Bu da annesinin eğitime önem verdiği gösterir. Yani aman okumasın demiyor. Eğitime önem verdiği için mektepsiz yani okulsuz kaldığı zaman endişe veriyor. Sanki Türkçe paragraf sorusu gibi kolay bir soruydu Ceyhan. Yedinci soruya baktığımızda burada bilgi sorusu dikkatli olmamız gerekiyor. Çok zor oluyor, yapamadım. Bir türlü uğraştım. Evet, bilgi sorusu ama dikkatli olan öğrenciler de bunu doğru yapmıştır. Soyfa demişler. Burayı yanlış yazmış. Sofya'daki bu faaliyetleriniz Mustafa Kemal'e daha çok aşağıdaki hangi alanda katkı sağladığı söylenir? Bak. Askeri ateşleri görev yaparken Bulgar Meclisi'ni toplantılarını takip ediyor. Kendi analizlerini Osmanlı hükümeti yetkileri bak. Hükümet, meclis bunlar hep siyasi şeyler. Dolayısıyla 7 Adana. Burada Bulgar Meclisi'ni izlerken milli egemenlik, milli irade ile alakalı da bazı değerlendirmelerde bulunuyor Mustafa Kemal Atatürk.
Mustafa Kemal'in farklı yaşam tarzlarına karşı hoşgörülü olması, milliyetçi... Bu arada Tonguç, kazanımlı gittiğimiz için yani kazanımlara göre gittiğimiz için ve yılmalı denemeler yaptığımız için, işledikleri konulara yavaş yavaş geldikçe yavaş yavaş yaptığımız için şu anda öğrenciler bir kahraman doyuru bence yuttular. Yani sadece Tonguç Akademi'nin hürriyetle verdiği... Onları yapmaz mıyım artık hocam? Kesinlikle yapmazsın. Tonguç Akademi'nin sadece hürriyette verdiği denemeleri çözen bir öğrenci bile bir kahraman doyuru ünitesini yalamış, yutmuş diyebiliriz. Afiyet olsun. Hocam yani üniteyi yalamak istemem hocam. Üniteyi değil evladım. Dondurma olabilir. Yani üniteyi yalamıyorsun. Yani gazete kağıdını yalıyorsun. Mustafa Kemal'in farklı yaşam tarzlarına kaç koş dedik, bunu okuduk. Selen'in öncelikle hangi özelliğiyle ilgili? Tabii ki de çok uluslu. Niye? Mesela bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan biri önüne Türk bayrağı bir tişörtte fazla gezmez. Ama Almanya'da yaşayan gurbetçiler orada farklı farklı ulusların içerisinde kendi milliyetine daha çok sahip çıkar. Daha çok yerli şarkılar dinler. Önüne Türk bayraklı tişört giyer. Niye? Ben Türk'üm arkadaşım. Ölmedik, daha buradayız der. Ama Türkiye'de zaten hep biz Türk olduğumuz için bu tarz değerleri yeri geldiğinde ön plana çıkarıyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal de milliyetçi duygularını kabarmasının temel sebebi Selanik de bakıyor ki öbürü diyor ki ben Rum'um, öbürü diyor ben Bulgar'ım, öbürü diyor ben Sırb'ım, öbürü diyor ben Arnavut. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Mustafa Kemal arkadaş biz de Türk'üz diyor ve milliyetçi bir duygu içerisinde hareket ediyor. Zaten Türkiye Devleti'ni kurup kendisi de Atatürk soy ismini alıyor. 8 Bursa. 9 soruya baktığımızda of diyebilirsiniz ama çok dikkatli okuduğunuzda çok güzel bilgiler olduğunu görüyoruz. Ve güzel zor bir soru. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girerken cihat fetvası yani dini bildirisi yayınlamasının asıl amacı nedir? Cihat fetvası şudur arkadaşlar. Müslümanların kafirlerle yaptığı savaşlara cihat denir. Gaza politikası vardı hatta Osmanlı'da hatırlarsınız 7. sınıftan. Osmanlı'da halife aracılığıyla cihat fetvası yayınlıyor. Bunu yapmasının sebebi ne? Müslüman sömürgeye sahip İtilaf Devletleri'ni zor durumda. Hatırlarsan İngiltere'nin, Fransa'nın sömürgelerinde bir sürü Müslümanlar vardı, Araplar vardı. Onlara siz Müslümansınız haydi coşun diyeceğiz ama onlar maalesef milliyetçilik akımına kapılıp İslamcılık akımından etkilenmeyip, ümmetçilik akımından etkilenmeyip bize karşı saldırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Talihsizlik. Buna göre aşağıdaki hangisiyle ilgili bilgi edinilemez? Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'ndaki faaliyetlerine ait bilgiler edinebiliyoruz. İtalya'nın Trablusgarp saldırma nedenini öğrenebiliyoruz. Niye? Sömürge arayışı içinde diyor İtalya. Trablusgarp Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmanın içeriği, anlaşmanın ismi Uşi. Ne anlaşmanın ismi var, ne içeriği var, hiçbir şey yok. Dolayısıyla çok dikkatli bakın da bir paragraf sorusu kolaylığındaydı. Onceyhan. Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durum ordu veya donanma gönderebilecek bir durumda değildi diyor Osmanlı için. Burada bir kazanım var. Harun Köse demiş hocam çişim geldi. Yapabilirsin. Verilen bilgiler aşağıda. Gizem Özdemir demiş ki hocam ölümü gör adımı söyle lütfen demiş. Allah korusun. Verilen bilgiler aşağıdaki hangisi belirtilmiştir diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Kafkas cephesinde Türk ordusuna karşı Rusya'nın yanında yer alan Ermeniler bölgedeki Türk halkına büyük zarar vermişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 27 Mayıs 1915 tarihinde sevk ve iskan yani tehcir yani göç kanunu çıkarıyor. Bunun anlatmak istediği ne? Osmanlı Devleti'nin sevk ve iskan kanunu çıkarmasının nedenleri anlatılıyor. Hatırlarsanız bunu Tonguçakademi.com'daki videolarımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya cephesinde Osmanlı nüfus cüzdanına sahip Ermeniler Rus askeri kıyafetiyle bize saldırıyorlar. Bize diyor kardeş ne yapıyorsunuz böyle olmaz. Yaptığınız ayıp bir şey. Hadi bakalım göç edin diyoruz. Onları farklı bölgelere göç ediyoruz. Ve buna da sevk ve iskan kanunu deniyor. 11 Denizli. 12. soruya bakıyoruz. Verilen bilgiye göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde kara kuvvetlerini düzenleme işini Almanlar, deniz kuvvetlerini İngilizler, jandarma kuvvetlerini de Fransızlar üstlenmiştir. Bak ne kadar talihsiz durum. Demek ki askeri açıdan dışa bağımlıyız. Yani jandarmamız Fransızlar'da, deniz kuvvetlerimiz İngilizler'de. Burada Avrupa devletlerini askeri açıdan etkilediği değil, Avrupalı devletlerden askeri açıdan etkilendiği denebiliriz. Bunu hocam, benim yanında denetlediğimiz öğrenciler genellikle bu işaret etmişler. Eray Ayten'de eğlence delisi 9'u tekrar anlatabilir misiniz? Lütfen hocam demiş. 9 neydi diyenler var hocam. 9. soruya baktığımızda bak diyor ki evet uzun bir soruydu. Burada tekrar söylüyoruz. Bakın şuraya yazalım hatta. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar cihat Müslüman olmayan insanlarla İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşa verilen adıdır. Hatta bunu 7. sınıfta öğrenmiştiniz. Gaza politikası vardı Osmanlı'da. Yani kafirlerle yapılan, Müslüman olmayanlarla yapılan savaşa gaza cihat denir. Osmanlı'da içerisinde bir sürü Arap yaşamıyordu. Araplara diyor ki hadi diyor hep beraber cihat edelim, gaza yapalım ve saldıralım diyor. Şimdi Osmanlı'nın içerisindeki topraklara çok dikkatli baktığımızda neresi? Şurası Anadolu olsa şöyle, şurası Arabistan'ın olduğu yer olsa tamam mı? Şöyle Mısır'ın olduğu yer, şöyle İstanbul'un olduğu yer olsa. Şöyle bir kare bir şey oldu. Şimdi bak çok dikkatli baktığımızda Osmanlı içinde buralarda Türkler var. Buralarda Araplar var. Buralarda Araplar var. Burada Araplar var. Dolayısıyla çok dikkatli baktığımızda biz Arapları haydi siz Müslümansınız hep beraber coşalım diye harekete geçirmemiz lazım. Hadi beraber cihat yapalım. Kafirlere karşı mücadele edelim diyoruz. Ama ne oluyor? Onlar mücadele etmiyorlar. Neden mücadele etmiyorlar? Çünkü İngilizler onları kışkırtıyorlar ve
bozmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Çok dikkatli bir şekilde şunu bilmemiz lazım. Araplar İslamcılık yani ümmetçilik politikasına uymayıp ne yapıyorlar? Bunu halifeye reddedip, uymuyorlar. Halifeye uymuyorlar. Milliyetçi davranıp İngilizlerle birlikte bize karşı saldırıyorlar. Dolayısıyla o soruda soruya baktığımızda Müslüman sömürgeye sahip İtilaf Devleti'ni zor durumda bıraktıklarını söyleyebiliriz. Bu arada bir soruda hata yapmışız. Hızlı giderken, hızlı giden at ister istemez hata yapar. Böyle bir atasözümüz var hatta. Hocam, hızlı giden felakettir. At, sürat felakettir. Hızlı giden geç kalır. Burada bir hata yapmışız. Gözümüzden kaçmış. A diyeceğimize B demişiz. Bu metin aşağıdaki sorulardan... Canın sağ olsun hocam. Teşekkür ederim Tonguç. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir? 13. soruda Hürriyet Gazetesi'nin cevabını atan da A demişiz. Ama burada A diyecekken hızlı bir şekilde B seçeneğini işaretlemişiz. Ebeveyn tutumları geleceğimizi etkiliyor mu? Doğru cevap olacaktı. B seçeneği değil. A seçeneği doğru cevap olacaktı. Zaten çok dikkatli baktığımızda da ne diyor? Doğru ya da yanlış ayırt etmek için bütün bu yöntemler çocukların yetişme sürecini hatta bununla da sınırlı kalmıyor tüm hayattan etkileyebilir. O zaman geleceği etkiliyor. Tüm hayat çocuğun tüm hayatı nedir? Geleceğidir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Bu düzenle yaptık. Bizi uyaran arkadaşları da bir kez daha tebrik ediyoruz. Demek ki bizi çok dikkatli dinliyorlar. Şimdi burada yani da cevabımız 13-13-13 teşekkürler diyorlar. Teşekkür herkes ediyoruz. Tebrik ediyoruz onlara. Sonunda zaten diyorlar. Orhan Gencebay'ın da bir sözü var. Neydi sözü Otonguç? Allah'a şükür. Hayır, hatasız kul olmaz. Tuğbert Biberoğlu Allah'a şükür sonunda demiş. Aynen. Teşekkürler. Gördüler çocuklar bizim. Seçil Kiremitçi hocam. Evet. Ondan sonra Beyza Toptaç. Tamam. 12 adama dedik 13'e geçiyoruz. Bu soruyu zaten TEOG'daki ilk denememizde sormuştuk ama farklı bir şekilde sormuştuk. Bu sorunun benzeri eski SBS'lerde gelmiş, YGS'de gelmiş, TEOG'da gelmemiş. Gelebilir o yüzden dikkatli olalım. Osmanlı Devleti nokta noktadan dolayı Birinci Dünya Savaşı'na girmeyebilir. Gelirse göreceği de var. Aynen gelirse göreceği de var. Bizim öğrenciler hop diye yapacaklar. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin en önemli sebebi askeri gücünden dolayı değil, ekonomik gücünden dolayı değil, teknik gücünden dolayı değil. Jeopolitik olarak zaten savaşın tam ortasında yer alıyor. Sağında Rusya var, solunda İtilaf Devletleri'nin sömürgeleri var. Aşağısında Arap sömürgeleri var. Dolayısıyla jeopolitik, coğrafyadan geliyor. Coğrafi olarak pozisyonu çok politik olarak önemli olduğu için Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Bunu bence burada bizi izleyen bütün öğrenciler doğru yaptığı için hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Bak hatta jeopolitik görüyorsun değil mi? Bak Osmanlı'nın sağında Rusya vardı. Kafkasya cephesi, Hicaz cephesi çok net bir şekilde haritada belli. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler haritasına bakılarak hangisine ulaşılabilir? Bütün cephelerde başarısız olmuştur. Hayır. Kafkas cephesini yeniliyoruz. Kanal cephesini yeniliyoruz. Ama Çanakkale cephesinde düşmana hop hadi bakalım lop lop diyoruz. Hop hop hop. Hop 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 deyip gönderiyoruz. Dolayısıyla Çanakkale cephesinde adeta düşmanı yamultuyoruz. Dolayısıyla bütün cephelerde başarısız oldu diyemeyiz. Zaten biz Çanakkale cephesinde yendiğimiz için Rusya'ya yardım gidemiyor. Rusya yıkılıyor. Aynı zamanda savaş uzuyor. Sadece Çanakkale cephesinde başarılı olmuştur. Şimdi evet bu doğru ama buraya bakaraktan anlayamazsın. Buradaki haritalara baktığımızda böyle bir şey yok. Mondros ateşkesiyle savaştan çekilmiştir. Ama Mondros ateşkesi yazmıyor. Savaşın sadece haritaya baktığımızda geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Baksana Karadeniz, Akdeniz, neredeyse Hazar Denizi, neredeyse Kızıldeniz, Basra Körfezi. Yani dört büyük denize yayılmış üç büyük kıtaya bak. Avrupa kıtasında, Anadolu'da, Asya kıtasında, Hicaz Yarımadası'nda, Afrika kıtasında her yerde görebiliyoruz. Dolayısıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır diyebiliriz 14 denizli. Şimdi buraya baktığımızda verilen bilgide aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiştir diyor. Osmanlı Devleti başlangıçta 210 bin askerle Birinci Dünya Savaşı'na girerken bu sayı 4 sene içinde 3 milyona yaklaşmıştır. Bu askerlerden 325 bin şehit. Çok garip bu arada bak hep böyle bir sürü harfler kaçıyor okuyorum. Aa. Demek gazetede böyle eksik çıkmış. Ama hocam böyle karışık olsa bile insan gözü okuyabiliyor mu? İnsan gözü tamamlıyor zaten. Bu askerlerden 325 bin şehit, 400 bin yaralı, 250 bin ise esir ve kayıp vermiştir. Buna benzer her soruda var böyle bir şey. Çok ilginç. Verilen bilgide aşağıdaki hangisinden bahsedilmiştir? Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Birinci Dünya Savaşı'ndaki ekonomik imkanlarından. Bundan bahsetmemiş. Burada neden bahsetmiş? Askeri gücünden bahsetmiş. Kolay bir soru. Dikkatli baktığımızda da 15. sorunun Bursa olduğunu görüyoruz. Şimdi 16. soruda pis bir Fransız general haddini bilmeden bir cümle söylüyor. Diyor ki bize karşı senelerce savaştınız ve harbin uzamasına neden oldunuz. Bunun cezasını elbet çekeceksiniz diye haddini bilmeden terbiyesizce konuşuyor. Zaten tokatlamışlar bunu onu göndermişler. Bu da denize dökülen gönderilen generallerden yazık olmuş zavallıya. Şimdi İstanbul'u işgal eden birliklerin komutanlarının Fransız generalinin yukarıdaki sözlerinde cephelerinden hangisi ya da hangilerinden kastet söylenir? Bak şimdi adam savaşı uzattınız diyor. Harbin uzamasına. Biz harbi az önce söylemiştim. Bak iki soru önce söylemiştim. Ne demiştim? Çanakkale cephesinde elde ettiğimiz zaferle Birinci Dünya Savaşı uzamıştı. Dolayısıyla Fransız generali batan, Fransız generali uyuz eden seçenek cephe Çanakkale cephesi. Çanakkale'den geçip rahatça halledeceğiz diyorlardı ama maalesef kendi ettiler, kendileri buldular. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyoruz. Verilen metinde boş bırakılan yer aşağıdaki hangisi getirilirse doğru olur.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesi ilk ittifak teklifini İngiltere'ye iletmiş ancak kabul görmemiştir. İkinci ittifak teklifini ise Fransa yapmıştır. Bahriye Nazırı yani Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Türk-Fransız Dostluk Cemiyeti Başkanı Cemal Paşa tarafından Fransız Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bu teklif Rusya öne sürülerek reddedilmiş. Hakikaten de Rusya, bakın hatta şuradan da gösterelim arkadaşlar. Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Rusya sıcak denizlere inmek istediği için biz diyoruz ki İngiltere, Fransa'ya bizimle beraber girin, biz de sizinle beraber savaşa girelim. Ama adamlar Rusya'ya söz vermişler. Rusya ben Karadeniz'e değil daha sıcak denizlere, Akdeniz'e, Ege'ye inmek istiyorum diyor. Dolayısıyla Rusya'yı yanlarına almak için İngiltere, Fransa tamam diyor, sana Osmanlı'ya toprak vereceğiz. Şimdi Rusya'ya söz vermiş. Rusya daha güçlü. Biz de onunla girelim deyince kabul etmiyorlar. Biz de bu sefer siyasi yalnızlıktan kurtulmak için ne yapıyoruz? Almanya'nın teklifini kabul ediyoruz. Osmanlı'nın Fransa tarafından da reddedilmesi Almanya yanlısı bir politika izlenmesine gerek kılmıştır. Doğru cevabımız Adana. Tarafsız bir politika izlemiyoruz. Resmen ittifak devletlerindeniz. Denge politikası o 18. yüzyılda, 19. yüzyılda o da bitti artık. Savaşın gereksizliğini ortaya koymuştur. Alakası yok. Savaş mecburen artık mecburi olunca yapıyoruz. 18. sorumuza geliyoruz. Artık bakın yavaş yavaş Mondros'tan bahsetmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu salı günkü, perşembe günkü denemelerimizi artık yavaştan Hazda genelgesine, Samsun'a çıkışa, Mondros sonrasına giriyoruz. Yani yavaş yavaş teok konularını bitirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Zaten son haftalardaki denemelerimiz tamamen tüm konulara full deneme olacak. Ama şu anda denemelerimiz hem konu tarama testi niteliğinde hem de tamamen teok kalitesinde. Ya zaten ben o günü merakla bekliyorum. Hocam bizim öğretmenimiz çok beğendi soruları hocam. Gerçekten teşekkürler. Ben o günü merakla bekliyorum. Teok'tan sonra bakın arkadaşlar bunu şu denememizde şu sayfada şu soruda sormuştuk. Bunu da şu denememizde şu soruda sorduk diye. Teok'ta çıkan birebir benzer sorularımızı yapacağı günü merakla bekliyorum. İnşallah o gün Allah utandırmaz da birçok soru yakalar öğrencilerimize gösteririz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesiyle itiraf devletlerinin hangisini amaçladığı söylenebilir? Hatırlarsanız Mondros Ateşkes ile Tonguç Akademi.com'daki videolarımızda da bunu net bir şekilde söylemiştik. Teok kampı videolarımızda da söylemiştik. 7-24 bizi işgal etmeye çalışıyor pis herifler. Niye? Pis herifler. 7. madde ve 24. madde dayanarak. Bunu da yapacakları işgalleri hukuki dayanak oluşturmaya. Bu arada skopta bir sıkıntı yok diyelim Tonguç. Sen iyi bakıyorsun. Bakıyorum hocam. Her şey çok yolunda. İşgalleri hukuki de yani biz işgal etmeyecektik. 7. maddeye dayanarak da işgal ediyoruz demek pis istiyor. Pis herifler. İtilaf Devletleri'nin Mondros Mütarekesi'nde yani Ateşkes'inde bu şekilde ifadeler koymanın nedeni aşağıdaki hangisi olabilir? Bakın bu sorunun benzeri arkadaşlar YGS'de geldi. Abilerinize sorulmuştu 3-4 yıl önce. Bunları bir değiştirip sizin önünüze yeniden sorabilecekleri için biz de bunları değiştirip sizin önünüze getiriyoruz. Çünkü geçen seneki ikinci TEOK'ta ve geçen seneki birinci TEOK'ta birçok soru YGS sorularının çok az değiştirilmiş haliydi. Bunu da bilenler bilir diyoruz. Biz hocam, o yüzden ona dikkat ediyoruz. Oradan demiş ki hocam tomuçakademi.com'da testler var mı? Tabii ki testler var, çözümleri var. Bu testlere mutlaka ulaşması lazım. Hocam bu akşam da canlı testiniz var mı? Tabii ki bu akşam da öğrencilerimize canlı test yapacağız. Oo. Bu da size bir sürpriz olsun. Tonguç Akademi'den diyoruz. Tonguç.com'da mı hocam? Evet, Tonguç.com'da canlı test çözeceğiz ama hangi dersi olduğunu sürpriz. Bakalım hangi dersi olacak ben de merak ediyorum. Şimdi İtiraf Devletleri'nin Mondros Mütarekesi'nin bu şekilde ifade koyuyor. Neden? Bir kere adamlara baştan söyleyeyim. Pis heriflerdi. Bu adamlar pis herif oldukları için Klikya bölgesi ya da bazı stratejik noktalar gibi ifadeler kullanıyorlar. Neden? Çünkü bu adamlar anlaşmayı istedikleri şekilde yorumlamak istiyorlar. Yani sadece şurayı işgal edeceğiz deseler olmaz. Mesela Klikya bölgesi neresi? Adana ve çevresi. Sadece Adana'yı işgal edeceğiz deseler biz diyeceğiz ki ne oluyor diyeceğiz. Adana burası kardeş. Bu olmaz diyeceğiz. Ama Klikya falan diyerekten böyle kendilerince uyanıklık yapmaya çalışıyorlar. Bu çok çok önemli bir soru arkadaşlar. Eğer bu soruyu yanlış yaptıysanız ve bu soruyu okumadıysanız ve bu soruyu çözmediyseniz gerçekten çok büyük eksiniz var. Bu soru net bir şekilde bir bilgi sorusudur. Bilmeniz gerekir. Bunu çok çok iyi bilin diyoruz ve son sorumuza geliyoruz. 20. sorumuz. İnkılap tarihi artık bitiyor. Yukarıdaki diyagramda boş bırakılan yere hangi seçenekte ifade getirilmelidir? Sanayi devrimi. Sanayi devriminden sonra bir şeyler olmuş ve sömürgecilik yarışı başlamış. Devletler arası rekabet ve bloklaşma. Ardından Birinci Dünya Savaşı ve milyonlarca insan ölmüş. Allah rahmet eylesin, yazık olmuş binlerce insana. Şimdi burada sanayi... insanların hırsı yüzünden hocam. Aynen. Bu hırs neden? Ham madde ve pazar arayışına giriyor insanlar. Dolayısıyla sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı sömürgecilik yarışını itiyor. Onlar da büyük devletlerin birbirine girmesine, bloklaşmaya sebep ediyor. Şimdi sanayi devrimi sonrası milliyetçi isyan olamaz. Anayasallaşma süreci olamaz. Coğrafi geçişler zaten çok eskiden oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa'ydı. Şimdi welcome to English test. How are you, Tonguç? Oh, fine and thanks. And you, teacher. Arkadaş, what are they saying? Please. They are saying, Ebru Yücel said nothing. Erdem Sevim said B and Şahin Peker said ben bir öğrenciyim, çilekeşim, Tonguç'la artık en iyisiyim. Tonguç is the best for the forget the rest. Forget the rest gene for hocam, the rest. Ben de bir soru söylemek istiyorum. Bizim öğretmenimiz şöyle bir şey dedi. No pain no gain dedi hocam. No pain no teok. No pain no gain. Yok, no teok no pain. Yok no teok neyse. No teok no teok daha güzel ama çok daha güzel olur hocam. Evet. Tonguç is the best. Forget the rest hocam. Evet. Çok güzel.
Hocam ondan sonra Çiş molası diyor Mahsun Kaya hocam. Atakan Özdemir köpeğinin adını Tomurcuk koymuş. Yani sonuç. Ondan sonra Hürriyet gazetesi bu denemeleri ne zaman veriyor demiş Muhammed Ali orada. Bak Tonguç teslimi bak gel bak şimdi. Tonguç is the best. Forget the rest. We came from nereden geldi? West. West diyelim. Batı'dan da geldi, doğudan da geldi aslında. East and West. Tamam. Hem doğuda hem batı bir sürü topraklarımız vardı. East and West. We study fast. So we will be first in the TEOG test. Oha! Tebrik ediyoruz gerçekten. İşte bu gerçekten. Evet, devam ediyoruz. Çok şimdi, elit bir test oldu gerçekten. Buradaki kafiyeyi bulalım. Buradaki kafiyeyi bak. Burada kaç kafiye var? EST ben şey diyorum. Hocam lütfen Türkçe'ye ulaştırmayın bize ya. Bak burada 3 harf zengin kafiye. Şaka. Devam edelim. Şimdi birinci ve sekizinci sorulardaki boşluklara gelebilecek en uygun ifadeyi işaretleyiniz. Ege Özcan. Aa bak bizim öğrencilerimiz. I'm going to cinema. Would you like to join me? Would you like to join me? Bana katılır mısın diyor. Mine sen konuş hadi. Mine sen ol. Mine Akbuz konuş. Hocam I'm going to cinema. Would you like to join me? I am very tired. Mine gerçekten yani Mine şu anda seni dinliyorsa gerçekten kafayı yemeyecek. Kafasını masaya vuruyordur yani. Böyle Mine sesi olur mu evladım? Sen resmen Hamza gibi konuşuyordun ya. Yani sesi kızılmış Hamza gibi konuşuyorsun. Biraz Mine oldu yani lütfen. I'm very tired. Gibi I'm very tired. Ya Tonguç yapamıyorum. Olmuyor Tonguç. Gerçekten yapamıyorsun. Şimdi ne şaka güzel yapıyorsun. Şaka diyorum bu arada. Mine ne demiş olabilir? Mine bizim öğrencimiz hocam. Evet Mine de Ege de bizim öğrencimiz. I'm sorry diyor. Gelemem Ege. Hadi bakalım güle güle diyor ve ikinci soruya bakıyoruz. My parents always, benim ailem daima fights me. Hit me. Burada çok dikkatli baktığımızda ne olacak? Punish me, cezalandırır. O neydi hocam? İngilizce öksürdüm Tonguç. Punish me yani cezalandırır. Dislike me, aileler çocuklarını sevmez mi? Forget me, beni unutuyorlar durakta. Hayır. Back me up, yani beni destekliyorlar. They are very arka supportive. Çıkıyorlar. Arka çıkıyorlar. Support da zaten desteklemek diyoruz ya tebrik support ediyoruz. Support derken hocam, benden mi bahsediyorsunuz hocam? Support değil, support yani desteklemek. Ha, support. Anladın mı? Şimdi, Bahar Aktan ve Berra Keser de yine ismi çıkan öğrencilerimiz. How about watching a trailer? Berrak, please. I prefer watching romances. Ha, o zaman buraya ne gelir sence Berra? Hocam Berra mı? Ben Berra mı? Sen Berra'sın. No demesi gerekiyor çünkü it sounds great olmaz hocam. Evet. Güzel fikir diyor. Yes thanks. Evet harika olmaz hocam. Başka bir şey istiyor çünkü. I'm sorry but I prefer watching romances. Üzgünüm fakat ben diyor romantik filmleri seviyorum Bahar'cığım o yüzden kusura bakma diyor ve hemen dördüncü soruya geçiyor. Serhat Paşa ve Buse Çayır çıkmışlar hocam, bu sefer. Hocam ben Serhat olayım. Tamam sen bu sefer Serhat ol. Let's study English together Buse. Hey girl. Ne diyorsun oğlum? Pardon hocam sorry. Saçma sapan. Let's study English together diyor Buse'ye Serhat. Orada ama ben yazıyor hocam ben öyle anladım yani burada. Nerede yazıyor oğlum? English together. Aa pardon hocam. İngilizce çalışalım birlikte diyor. Buse'ye cevap veriyor. Diyor ki pis herif git başımdan senin gibi insanlar diyor. Bakalım ne demiş? I understand better when I study alone. Yani ben yalnız başımayken daha iyi anlıyorum diyor. Anladım ama Serhat'tan bir şey olacak. Serhat pis herif. O zaman yok abi biz de batırdık ya. Arkadaşlar özür dilerim. Bunlar hikaye, bunlar tiyatro bu arada. Öyle bir şey yok. Serhat da çok temiz çocuk. Buse de çok temiz çocuk. Burada pis olan tek kişi o da Tonguç. Cevabı Ceyhan. Unfortunately. Ne demek? Ya ne yazık ki Serhat. Olmaz bugün, olmaz artık. Bu artık diyor. Defol diyor ve unfortunately diyor ve 5. soruya geçiyoruz. Sinan Sincar. Do you have plans for today? No, I don't. Why? How about going to theater? Bak burada gerçekten ama var hocam. Tiyatroya gidiyor. Oğlum herkes senin gibi pis herif ya. Ne yapıyorsun? Konuyu sabote ediyorsun. Bak tenis turnuvası Bilal ve Hüseyin Karabaş arasında yaşanan sıkıntılı dakikalar. Şimdi bakalım. Hi Hüseyin Karabaş. The school is organizing a tennis tournament. Nokta nokta nokta. If you aren't busy then please come and watch us. I hope to see you there. Bilal Gürel. Bilal Gürel. Bak Bilal'in imzasını atalım buraya. Vay Bilal. Be. Bilal Hüseyin Karabaş'a gel beraber tenis oynayalım diyor. O zaman burada ne olacak? Doğru cevabımız deniz seçeneği. It starts on Saturday. Yani cumartesi günü başlıyor. Gel beraber. Let's play tennis diyor Bilal Gürel. Fatih Şekeroğlu ve Menekşe Alkan. Hadi bakalım bu sefer sen Fatih ol ben de Menekşe olayım ama sapıklık yapma. Düzünce söyle. Do you like playing voleybol? Efendim okuma. Bu kaç? Tonguç bu arada. Pardon hocam beynim sulandı. Beyin derken... Do you like playing voleybol? It's my favorite sport. Aa benim favori sporum diyor Menekşe. O zaman demek ki iyi bir şey söyleyecek. Of course. It's my favorite sport diyecek Menekşe Alkan tebrik ediyorum. Hocam çok şimdi, güzel oldu. Ya, Menekşe Tom, çok senin, duygulanmış. Canlı bizi gerçekten pataklayacağım şimdi. Cem Çağdar ve Zeynep Sinan. Hadi are gelin. You busy Zeynep? Let's go to the cinema together. Huh? Yes I am. I have lots of homework to do. Yapacak çok ya, ödevim var. Ya yine kaçırdık Zeynep'i ya. Ya sen pis herifsin git buradan ya. Evet bakalım.
Hocam. Şimdi tamam. Gerçek arkadaşlar, burada gerçek arkadaşlık derken kardeşliği kastediyor burada tabii İngilizce. Friendship. Friendship, kardeşlik. Gerçek arkadaş, kardeşler arkadaşlar. Kardeşler. Hatta biz de ne diyoruz? Kan kardeş diyoruz. Hatta kanki diyoruz. Şimdi bakalım. Gerçek arkadaşlar always support you. Sizi daima destekler. Always back you up. Sizi korur, destekler. Never lie to each other. Birbirine hocam, yalan söylemez. Bu kadar kolay sorular çıkar mı diyor Bahar Demir hocam. Hangi konuda? İngilizce'de. İngilizce evet bu kadar kolay çıkıyor çünkü arkadaşlar çünkü tüm sınavlara kolej öğrencileri girmiyor. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'nın kolej öğrencileri için bunlar kolay gibi geliyor ama Milli Eğitim Bakanlığı açısından İngilizce'de devlet okulundan okuyan öğrenciler bunlar da gerçekten zorlanabiliyorlar. Usually have something in common, get on well with each other. O zaman burada neyi söyleyebiliriz? Gerçek bir arkadaş daima size yardım eder hocam, diyoruz. Beyza Nur Akbulut demiş ki kız bir hoca alın lütfen ne olur demiş. Böyle olmaz demiş. Olmaz bu şekilde. Anlaşılıyor demiş. Anlaşılıyor değil mi bizim ne oldu? Evet. Şimdi devam edelim. Aa bak burada çok güzel bir diyalog var Tonguç. Sen arkadaşın Hamza'yı pijama partisine davet etmişsin. Aa. Şimdi Tonguç'un Gmail'inden Hamza'nın Hotmail'ine gidiyor. Orada Gmail mi yazıyor hocam? Gmail. Gmail böyle yazılır Tonguç. Aa. Bilmiyor musun Gmail? Hotmail'de öyle mi yazılır? Evet Hotmail'de böyle yazılır. Aslında Hotmail böyle yazılır ama o tabii olmaz. Şimdi devam edelim. Şimdi bakalım. Hay Hamza. Hay Hamza. Sen Tonguç de sen oku bakalım. Ben de Hamza. I am having a pyjama party at my house on 20 November. Evet 20 November. Orası çıkmamış evet. It starts at 9 p.m. I hope you can come with your wonderful spot pyjamas. Evet. Tonguç Hamza'yı pijama partisine davet ediyor. Resmen saplar reunion diyoruz. Yani yeniden bir buluşma. Evet. Şimdi Hamza da Hotmail'den cevap veriyor Tonguç'a. Hi Tonguç. Thanks for your invitation. I really like pyjama parties. But I have an English project. Yani Hamza'nın bu İngilizce adamın pyjama partisi sevmesi çok enteresan değil mi hocam Hamza? I really like pyjama parties. Her hafta gidiyor adam Hamza'nın özelliği bu. So I can't attend. I hope you have a great fun. See you soon. Selam aleyküm Hamza. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi bak burada Hamza Tonguç'a dedi ki meşgulüm gelemem Tonguç senin pijama partinin İngilizce projem var dedi. Dolayısıyla Venizli pijama parti doğru cevabımız Adana. Burada zaten lokum bir soru. Devamında Hamza Ezen İngiliz Project so hocam 9'da bir hata var mı diyor arkadaşlar. Bakalım bakalım hemen bakalım. Hocam hakan hızla giden şey oluyor. Bakalım. Doğru olmayan diyormuş. Evet hata yapmışız Tonguç. Ya hep senin yüzünden Tonguç ya. Pardon pardon. Doğru pardon. Olmayan seçenek diyormuş. Bak hızlı gidiyoruz. Ben hiç buralara bakmıyorum ya. O yüzden hep hızlı yapıyorum ya. Tüh. Baksam aslında anlayacağım. A true friend always helps you. Bu doğru. It is easy to count on a true friend. Gerçek bir arkadaşa güvenilir. Doğru. You sometimes like the same things with a true friend. Bazen benzer şeyler söylersin. Doğru. A true friend sometimes lies. Bazen gerçek bir arkadaş yalan söyler. Hayır. Gerçek bir arkadaş asla yalan söylemez. Bazen yalan söyler diye bir çeldirici koyduk buraya. Ya bazen söyler. Hayır öyle şey. Gerçek bir arkadaş asla ama asla hiçbir şekilde yalan söylemez. Dolayısıyla doğru cevabımız Deniz olacaktı. Bugün hocam, çok dikkatimi aldı. Bugünkü performansınız evet lütfen hocam. İki tane çıktı hocam. Aynen iki tane hata yaptık ya. Böyle şey olmaz ya. Ama Tonguç sen de musluk suyu içiriyorsun bize yani. Böyle bir şey olmaz ki. Musluk suyuyla. Oku bakalım arkadaşlar. Hocam Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'ndan bir arkadaşımız Fatih. Sonra selamlar Fethiye İmam Hatip'e. Aynı zamanda ondan sonra şey hocam hemen söylüyorum. Sude Bülbül, Mehmetcan Official, Öznur Sümeyye Dağ, ondan sonra hocam hemen söylüyorum, Abdullah Erden Elbistan, ondan sonra Eşref Ahmet Keskin, demiştim hata yapmadım ya hocam demiştim. Evet bakalım şimdi o zaman yavaş gidelim ve dikkatli okuyalım. Burada he refuses dedik, şimdi which is false about text, hangisi yanlıştır text aklınıyor. Tonguç invites Hamza to the party, Tonguç Hamza'yı partiye davet ediyorum doğru. Hamza refuses. Şurada S olacaktı. Invitation because he has a project. Hamza daveti reddediyor çünkü bir projesi var. Bu da doğru. Tonguç's house is near the Hamza's. Tonguç'un evi Hamza'nın evinin yanında. Öyle bir şey yok ki. Burada öyle bir bilgi yok. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. 12 Ceyhan. Şimdi bu sefer şeyi kullanmadan, yukarıdaki teksti kullanmadan bir soru yapıyoruz. Your friend invites you to a party. Arkadaşın seni partiye davet ediyor. But you have another plan. Başka bir planın var. What do you say to refuse her invitation? Onun davetini reddetmek için ne yaparsın? Sure, I would like to. Bu olmaz. That would be great. Bu da olmaz. That sounds fun. Bu da olmaz. Sounds great. But I'm busy. Ben meşgulüm demen lazım ki gelmemen için bir bahane uydurasın. 13. soruda Denizli. 14. sorumuza bakalım. Sen oku bakalım Tonguç burayı. Your friends want you to play basketball outside together. Evet. But you have to study for your exams. You say. Bak arkadaşlarınla arkadaşın diyor gel beraber basketbol oynayalım dışarı diyor. Fakat senin sınavın var diyor. Dolayısıyla ne diyeceksin? O zaman şey diyebiliriz hocam. Yes I'd like to olmaz. İstiyorum olmaz demek.
That sounds fun. Güzel bir şey demek. Olmaz. Hayır, olmaz. Sure, why not? I am going to come. Bu da olmaz. Bu olmaz. Da istiyorum demek. I'd like to but I have to study. İsterdim. İsterdim kardeş. Fakat I have to study. Gerçi I am a TEOG ne diyebiliriz hocam? TEOG mağduru nasıl denir? İngilizce mağduru nasıl denir hocam? İngilizce mağduru ne demek? Bir düşüneyim bakalım. Bulalım şimdi. Aklıma gelir birazdan. Your friends want yani burada o zaman doğru cevabımız Adana seçeneği. I'd like to but I have to study diyoruz. Doğru cevabımız 14 Adana. 15'in soru ve 16'ın sorularda verilen tanım uygun ifade işaretlerini demiş. Yani burada kelime bilgisi sorduk arkadaşlar. İlk defa kelime bilgisi soru sordu. Bu arada mağdur kelimesi hocam, o az kullanılan bir kelime ama yine de söyleyelim. Aggrieved diye bir kelime hocam, şimdi hatırlar gibi oldu ama kazık bu gerek yok. Mağdur hiç gerek yok. Bilmenize gerek yok. Şimdi bunu da kaldıralım bu arada. Bu şiiri artık ezberledin değil mi Tomuz? Evet hocam kaldırdım. Tamam şiiri kaldırıyorum. Çok güzel bir şiiriniz hocam. Teşekkür ederim. 15 ve 16. sorularda tanıma uygun olan ifadeyi işaretleyiniz. Şimdi someone you don't see before and you don't know. Bilmediğiniz ve hiçbir zaman görmediğiniz biri kimdir? Stranger, yabancıdır yani. Tanımadığın biri, alien gibi yani. Tanımıyoruz. Buddy, kanka demek. Sister, friend bunlar ilk defa görmüş olma ihtimali var mı? Olamaz. To have really good friendship and relations with someone. Biriyle gerçekten iyi arkadaşlığın varsa, ilişkilerin varsa bu kimdir? To get on well with someone. Yani biriyle... Ne demek hocam get on well? Yani sıkı fık olmak, iyi olmak, iyi geçinmek manası. Dislike ne demek hocam? Beğenmemek. Argue ne demek? Tartışmak. I'd like the same thing with someone. O da olabilir hocam. Aynı şey ama iyi arkadaşın varsa her şeyi aynı şeyi sevmek anlamına gelmez ki. İyi arkadaşın aynı şeyi sevmemiş. Arkadaşlarım aynı şeyi sevdiği arkadaşlarımla çok iyi. Sen A aracını seversin ama B aracını seversin. Sen A tipini seversin ama B tipini seversin. Ama beraber takılırız. Beraber takılabiliriz. O ayrı bir şey. Kardeşlik ayrı bir şey. 17 ve 20. sorularda aşağıda verilen tabloya göre doğru olan seçeneği işaretlediniz. Şimdi Harun Kotan, Pamirhan Teke, Söylem Oduncu ve Hanne Öztürk sorumuzda misafir olmuşlar bize. Onların isimlerini misafir etmişiz. Siz yine yorumlara yollamaya devam edin. Biz de sizin isimlerinizi yazmaya devam edelim. Hangisi doğrudur teksti hakkında diyor. Harun and Pamirhan don't like football. Olabilir mi? Harun ve Pamirhan futbolu sevme ihtimali var mı? Bak seviyorlar. Harun and Pamirhan don't like handball. Sevmiyorlar. Hayır Harun seviyor. Söylem and Hanne don't like voleybol. Söylem ve Hanne voleybol. Hayır bu da doğru. Bu soruna çok kafam karıştı. Çok bilgi var hocam. Çok dikkat okumamız lazım. Halbuki seviyorlar burada. Söylem ve Pamirhan don't like handball. Bak Pamirhan seviyor mu? Sevmiyor. Söylem seviyor mu? Sevmiyor. İkisi sevmediğine göre don't like diyebiliriz ve doğru cevabımız Denizli. Şimdi, Söylem ve Pamirhan sizin öğrenciniz mi hocam? Yok isimlerini yollamışlar ama bizim öğrencimiz tabii. Tonguç Akademi'nin öğrencileri. Dolayısıyla biz bir aileyiz. Ailemizin Tonguç Akademi'nin üyeleri bizim ekibimizdeki değerli öğrencilerimiz. Şimdi yine aynı soruda isimleri yine geçti. Which is true about the text? Hangisi text ile alakalı doğru söylenebilir diyor. Söylem likes tennis but others don't. Söylem tenisi seviyor fakat diğerleri sevmiyor. Bakalım evet Harun sevmiyor, Pamirhan sevmiyor, Söylem seviyor, Hanne sevmiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bu kadar basit miydi hocam? Bu kadar basitti. Diğerleri tamamen yanlış. Bakalım. Söylem futbolu seviyor fakat Pamirhan sevmiyor. Pamirhan seviyor futbolu. Harun futbolu seviyor fakat Pamirhan sevmiyor. Hayır Pamirhan da Harun da seviyor. Harun tenisi seviyor fakat Hanne sevmiyor. Harun tenisi sevmiyor. Dolayısıyla bu da yanlıştı. 19. soruya bakalım. Demiş ki hangisi doğrudur tekstle alakalı? Söylem ve Hanne futbolu seviyor. Doğru mu? Hayır yanlış. Harun ve Pamirhan tenisi sevmiyor. Bakalım Harun seviyor mu tenisi? Sevmiyor. Pamirhan seviyor mu? Sevmiyor. Dolayısıyla burada cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Son sorumuza geldik. Sesimiz nasıl olmuş ya? Hocam zaten evet dersimiz de bitti. Çok teşekkür ederim. Dersimiz de bitti. Benim de ses de bitti. Ama hocam matematik fen yok mu? Birazdan matematik, fen ve din canlı yayınında Mehmet Hoca resmen yardıracak, coşturacak ve size matematiğin M'sini, A'sını, T'sini, E'sini, M'sini, A'sını, T'sini, İ'sini, K'sini hepsini öğretecek. Hocam hayatından bir ders çıkarmak istediniz. Neyi çıkardınız? Biyoloji. Gerçekten hiç sevmiyorum biyoloji. Biyoloji diye dersim yok ki hocam. O zaman feni. Evet, feni mi çıkardın? Feni sevmiyorum. Fen çok basit hocam. Fen çok basit. O zaman matematik çıkardım. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Which is false about text? Burada çok dikkatli baktığımızda. Everybody likes football and handball. Herkes futbol ve handball'u seviyor. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Bir sürü sevmeyen var. Dolayısıyla cevabımız Adana. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Hocam Eren... Pardon. Bitti tamam. Şarkı mı giriyoruz? Ne yapıyoruz? Bir şarkı girelim dinleyelim. Bir şarkı girelim. Hemen şarkı giriyorum. Bir saniye hocam. Evet arkadaşlar. Tabii bakın. Esasında bu denemede şunu öğrendik. Bakın soruları ben hazırlamama rağmen, soruları defalarca kontrol etmemize rağmen, sorularda hiçbir hata çıkmamasına rağmen, soruları bir daha çözerken hızlı yaptığım zaman, kendime güvendiğim zaman, dikkatli olmadığım zaman ne yapıyorum? Hata yapıyorum. İki tane sorunun cevabını karıştırdım. Dolayısıyla soruları hazırlayan adam bile hata yapabiliyorsa siz de şöyle demelisiniz. Ya Talha Hoca bile hata yaptı adamın hazırladığı soruda. Niye hata yaptı? Hızlı gideceğin. O zaman soruları dikkatli okumalıyız ki hata yapmamalıyız. Esasında buradan bu dersi kazanmış olduk. Öyle değil mi Tonguç? Teşekkür ederim. Evet, şimdi sıcak sıcak geldi. Şarkı girebilir Steve, thank you.
seslerden ders çalışmak sıkıcı, oyun oynamak varken. Sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözeriz. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara, çutara, çatara, çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara, çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş oldu bana. Fenine, matematik, çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık şişkin şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni dersleri, sakin film gibi. Çatara, çutara, çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen, Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi'yle Mars'a bile gidersin. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız asker benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi'yle tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars eten bize yakın. Çatara, çutara, çatara da çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. 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 Evladım ders başlıyor. Bildim hocam derslerden, türlü türlü testlerden. Ders çalışmak sıkıcı, oyun oynamak varken. Sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözeriz. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş oldu bana. Fenine, matematik, çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık şişkin şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni dersleri, sakin film gibi. Çatara, çutara, çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen, Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi'yle Mars'a bile gidersin. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız asker benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi'yle tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars eten bize yakın. Çatara, çutara, çatara da çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. 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 Evladım ders başlıyor. Oyun oynamak varken. Sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözeriz. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş oldu bana. Fenine, matematik, çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık şişkin şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni dersleri, sakin film gibi. Çatara, çutara, çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen, Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi'yle Mars'a bile gidersin. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız asker benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi'yle tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars eten bize yakın. Çatara, çutara, çatara da çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. 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 Evladım ders başlıyor.
derslerden, türlü türlü testlerden, ders çalışmak sıkıcı, oyun oynamak varken. Sakin ol şampiyon, kaliteli insansın, zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım, Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözelim. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara, 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 çatara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, 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 çatara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş olur bana, benimle matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay zorlardasın. Sıkışırı şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni dersleri, sakin film gibi. Çatara, çutara, çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsine bana özel. Böyle devam edersen, Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi ile Mars'a bile gidersin. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız askere benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi ile tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars eten bize yakın. Çatara, çatara, çatara da çatara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. 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 Evladım ders başlıyor. Oyun oynamak varken. Sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözelim. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri, çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara da çutara. Geçiyorum dersleri, çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş olur bana. Benimle matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay zorlardasın. Evet, herkese merhabalar. Artık matematik çözümüne başlıyoruz. Sonuç nasıl gidiyor çalışmaları biraz? Hocam matematik çok güzel gidiyor hocam. Çünkü fazla matematik çalışmıyorum. O yüzden rahat. Ama tebrik diğer dersler sen. Zor gidiyor hocam. Çok çalışıyorum onlara. Aferin evladım, matematiği de çalışmasın. Saçmalamayı kes. Hemen baş. Evladım özellikle deneme sınavının sorularını çözersen zaten çok iyi bir çalışma yapmış oluyorsun. Hocam denemelerimi çözüyorum. Canlı yayınları izliyorum. Anlayamadığım arkadaşlarıma soruyorum. Ve mutluyum hocam. Gelecekten de mutluyum bu arada. Tebrik ediyorum. Bak şimdi ilk sorumuza başlayalım. 48 ve 70'in ortak asal çarpanı kaç demiş? Tonguç bir kere 48 evet. Şöyle çarpanlarına ayrıldığı zaman veya 75 şöyle çarpanlarına ayrıldığı zaman 75'in içinden 2, 3 ve 5 çıkar, tamam mı Tonguç'um? Evet hocam. 48'in içinden de 2 ve 3 çıkar Tonguç. 16 kere 3 olduğu için 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 eder. Bu da 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 çıkar. Tamam mı? 48 evet. O zaman bunların asal çarpanları 2 ve 3. Bunun asal çarpanları 3 ve 5 ya Tonguç. Evet hocam. Bunların ortak olan asal çarpanı 3 diyoruz. Aa, İlk sorumuz basit ve güzel önemli bir soruydu. Geçtik. Hangisi asal sayı dedi? Hangisi Tonguç, hocam? Burada seni ters köşe yapmaya çalıştım. 91 sanki asal sayı gibi geliyor değil mi? Evet. Ama 91 yalancı asal sayı Tonguç. Nasıl yalancı? Yalancı bir asal. Pis herif. Yalancı. Niye yalancı sayı mı olur hocam ya? Yalancı, asal sayı gibi gözüküyor. Çünkü neden biliyor musun? 91 13 ile 7'nin çarpımıdır. Hatta bir önceki denememizde de sormuştuk. Aa. 13 ile 7'nin çarpımı sanki iki tane asal sayının çarpımı asal sayıdır gibi geliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü bu 7'ye bölünür, bu 13'e de bölünür. Aa. Asal sayı kendisi ve 1'e bölünebilen sadece sayılardı. Peki o zaman hangisi asal sayı değildir deyince hemen Ceyhan işledi. Bu asal sayı. Bu asal sayı, bu asal sayı ama 91 değildir diyoruz. Sanki hepsi asal sayı gibi duruyor ama yemeyeceğiz bunu. Anladım hocam. 36 sayısı için hangisi yanlıştır demiş Tonguç. Her şey yanlış hocam. Evladım bak, 36'nın bölenleri yani çarpanları aynı şey demekti, bunu unutma. Evet, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır. Bu doğru, tebrik ediyorum doğru. Seni. Asal çarpanları 2 tanedir. Bakalım 2 ve 3 asal çarpanları değil mi bunun? Evet. Diğerleri zaten asal sayı olmadığı için doğrudur diyebiliriz. Asal olmayan pozitif çarpan sayısı 8 tanedir. Bakalım asal olmayanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. E nasıl olacak? Pozitif çarpan sayısı. O zaman demek ki cevabımız Ceyhan seçeneği. Çünkü bunun ne olması gerekiyor lazım? 7 olması gerekiyordu. Peki asal çarpan aynı bir şekilde 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 mi? Evet, 9 kere 4 36 değil mi Allah aşkına? 9 3 üzeri 2'dir. 4 de 2 üzeri 2'dir. Evet, bu da doğrudur diyoruz ve geçtik 3. sorumuza. Kebap kebap sorular değil mi? Lokum gibi hocam ya, çok güzel. Peki 200... Siz mi hazırladınız hocam soruları? Tabii ki biz hazırladık. Ayağınıza evet. Sağlık hocam. Ayak ellerimiz hazırladık. 252'yi bölersek evladım 100
26. 2'ye bölersek 83. 3'e bölersek 3'e bölenebilir mi ya? Bölünemez hocam. 83 nereden çıktı? 63 ya, hay Allah. 3'e bölersek 21. 3'e bölersek 7. 7'ye bölersek 1 çıktı mı Tomuç? Çıktı. O zaman 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 7 üzeri 1 değil mi Allah aşkına? Evet hocam. O zaman A dediğimiz zımbırtının 2, B dediğimiz zımbırtının 2, C de... Aa, 5 yok ki burada. Yoksa o zaman yok matematikte ne demek evladım? Yok demek hocam. Evladım bunu kim yaptı? Hemen sana bir tane çizim yapıyorum. Mısırlılar. Harika. Mısırlılar sıfırı da buldu. Yok sıfır demek matematik. Pizeriler. Tebrik ediyorum. O zaman D dediğimiz zımbırtıda 1 olacak. O zaman hemen yerine koyuyorum. 2 eksi 2 A eksi B artı C eksi D yani 0 eksi 1. O zaman bunun cevabını çıkar evladım sence? Çat. Bununla bu sıfır çıktı. 0 eksi 1 de eksi 1'dir. Cevabımız Deyhan seçeneği. Deyhan değil tabii ki. Denizli, şaka yapıyorum. Denizli. Geçtik. Kenar uzunlukları 24-30 olan arsanın etrafına 4. Şimdi burada bir şeyi atlamışız tabii. Burada nasıl bir arsa diyeceksiniz? Dikdörtgen şeklindeki İmarlı bir arsa. İmarlı mı, imarsız mı? Arsa diye. Burası 24, burası 30 diyelim. Bak bunun eşit aralıklarla direkt gelecektir sorusu neydi? Hemen bu soruyu görünce EBOB aklımıza gelecektir. Aa, bu bir kuraldı. SİBOB. Aralıklara direkt veya ağaç dikilme sorularında mutlaka EBOB aklımıza gelecekti. Dört köşesinde hala hazırda direkt varmış zaten evladım. O zaman dördüne koymayacağım ama biz hiç bu dört köşesini düşünmeden yaparsak evladım. Hemen 24 ve 30'un EBOB'unu bulalım mı evladım? Bulalım hocam. 2'ye böldük 12, 15. 2'ye böldük 6, 15. 2'ye böldük 3, 15. 3'e böldük aynı anda bölünüyor. 5, 5'e böldük 1 çıkıyor. Şimdi bak şu aynı anda böldü. 3 aynı anda böldü. Evet, bir de bu aynı anda böldü. O zaman bunların EBOB'u 6'dır. 3 kere 2 6. Ama dikkat et, metre ile metrenin EBOB'unu aldığı için 6 metre olacak bunun cevabı da. Peki 6 metre dediğin bulduğun şey ne? Aralık mesafesi. O zaman toplam bunun çevresi nedir evladım? Hemen hesaplayalım mı? Hesaplayalım. 24 artı 30'u bulurum, 54. Bir de 2 ile çarpalım. Çünkü bununla bundan ikişer tane, bundan iki tane olduğu için 108. 108'i neye bölerim Tonguç evladım benim? 108. Aralığa bölerim. Aralığa böleceğiz. 108 bölü 6 dediğimiz zımbırtıda 18 çıkar Tonguç. 18 tane direkt dikmem gerek. O zaman cevap Bursa. Ama dikkat et. 4 tanesini zaten dikili vermiş. Ters köşe yapmaya çalıştım. Bursa'ya da koydum. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Aman dikkat et. Bunları yeme evladım. Yeme lütfen. Lütfen yeme bunları. Hocam direği yedirdiniz bana resmen. İrem saçmalama. EBOB AB dediğimiz şey 8'miş. Tonguç iki sayınız. EBOB'u 8 ise bir tane ikisi de 8'in katı olmaz mı Tonguç? Mantıklı. O zaman iki tane 8'in katı olan sayı, yani ikisi de 8'e bölünebilen bir sayı, ikisi de 8'in katı. 8 B sayısının bir çarpanı doğru olmaz mı? Olur. İkisi de 8'in bir katı bir sayı. Mesela örnek olarak ne söyleyebilirsin? 16 ile 24 diyebilirsin. İkisi de 8'in katı. Bu doğru olabilir. Olabilir. 16 ile 24 8'e bölünebilir mi? Evet olabilir. Peki A 4 ile tam bölünür mü? Evet, 8'e bölündüğü için 4 ile tam bölünür. Evet. Bu da olabilir. Ama 16 ile 32'nin EBOB'una baktığımız zaman Tonguç, 16-32 diyelim. EBOB'unu aldığımız zaman ikisinin de 8-16. 2'ye böldük 4-8. 2'ye böldük 2-4. 2'ye böldük 1-2. 2'ye böldük 1. Sonuçta hepsinin yuvarlak içinde oluyor. Sadece bu zımbırtı dışında. O zaman 2-2-2-2. 16 çıkıyor EBOB'ları. Halbuki EBOB'ların ne olması gerekiyordu? 8 olması gerekiyordu. Abi. Aman bu soruları yeme diyorum. Bak çok önemli, çok güzel. Tam teok soruları hazırladık sana. Geçtik şimdi. Tonguç, raflara oyuncaklarım var. Evet. 4'erli, 5'erli ve 7'şerli diziyorsun. O zaman 4, 5 ve 7'nin katı olan bir sayı olmayacak mı senin oyuncakların sayısı? Neden? Çünkü 4'e, 5'e ve 7'ye bölebileceğin bir sayı arıyorsun. O zaman sen küçük parçaları biliyorsun. Senin bulmak istediğin sayı büyük bir sayı. Değil mi? Büyük sayıyı bulabilmek için ne yaparsın? EKOK işlemini yaparsın. EKOK ortak katı demekti. Dolayısıyla ben bunların EKOK'unu aldığım zaman bunların hepsi aralarında asal olduğu için, ama yine de yapalım. 2, 5, 7. 2, 1, 5, 7. 5, 1, 7. 7, 1. Bunların hepsini çarpacağız. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20 kere 7, 140 çıkıyor. O zaman senin 140 oyuncağın olması gerekmiyor mu Tonguç? Evet hocam. Ama 136 tane varmış. Aa. Ya o zaman kaç tane daha oyuncak talep etmelisin evladım? 4 tane daha olursa 136'ya 4 eklersin ve 140 tane oyuncağın olur ve bunları 4'erli, 5'erli, 7'erli. Benim küçükken 140 tane oyuncağım vardı hocam. Doğru bir soru bu gerçekten. Tebrik ediyorum. Gerçekten 140 tane oyuncağın olduğu için çok şanslı bir öğrencisin. Herkesin yok evladım bu kadar öğrencini. Sen bir arkadaşların isimlerini de okumaya çalış. Buradalar mı arkadaşların, yaşıyorlar mı? Bir görelim biz onları. Bakalım. Çok hızlı hocam. Akıyor. Yorumlar akıyor. Evet, o kadar hızlı akıyor. Aynı zamanda hocam. Bakalım şeyde de. Bakalım. Şimdi... Evet tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Evet süper.
Şimdi evet. Yusuf Akyüz EFSO sorular diyor hocam. EFSO sorular. Gerçekten EFSO çok önemli soru. Gün gelir Tonguç diyor. Tonguç'u izle Teo Fule demiş Beyza Gül Türkmen. Gerçekten bu yaptığınız sorularla Teok'ta tam çıkabilecek soruları yapıyorsunuz aslında. Farkında olun bunun mutlaka. Teok'a en yakın soruları şu anda Tonguç Akademi hazırlıyor. Biz bazı yayınları alıyoruz. Bazıları soruları inceliyoruz. Orada sorular gerçekten Teok'ta çıkabilecek soru yok gibi. Biz bunu bu eksiği gördük ve dedik ki en iyi soruları, en çıkabilecek soruları kendi denemelerimize koyalım dedik. Denemeler dediğim gibi yığılmalı Tonguç. Yani şu anda Karakök'ü işlemediniz mesela okulda. Bize de Karakök yok. O yüzden basit makineleri işlemediniz okulda. Bizde de basit makineler yok. Şimdi ilk sınavlardan sonra tabii şeyler geliyor ya, hani diğer konular geliyor. Evet. Biz de onları yığılmalı denemelerde bizde Karakök soruyoruz. Resmen interaktif hocam. Canlı yayını var. Çocuklara göre gidiyor. İsimler yok. Reklam yapma tamam evladım sabi. Boyutları 120, 180, 240 olan dikdörtgen prizma şeklindeki odaya. Melike adı güzel. 117 tane net yapmış hocam. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Sonuç oda varmış. Bize odayı vermiş. Yani büyük bir parçayı vermiş. Odayı bize kutulara böl diyor. Kutulara böl dediği zımbırtı dediğimiz zımbırtı da evladım. Kutulara böldüğümüz zaman odayı demek ki bizden kutuyu istiyor. Bu tüm kutular aynı boyutta ise demiş ve küp şeklindeki kutular demiş. Küp dediğimiz zımbırtı nedir biliyor musun? Kutu kutu pense kalbini saçma ama bunların hepsi birbirine eşit olacak. Bütün ayrıntıları birbirine eşit olacak. O zaman hemen 120, 180 ve 240'ın neyini alacağız evladım? Bunları büyük bir parçayı, büyük odayı küçük kutulara böleceğimiz için ebobunu alacağız Tonguç. Ebobunu bulmak için ne yapıyorum? Başlıyorum. 60, 90, 120. Bu ikisini böldü mü? Yuvarlak içine alalım. 2'ye böldük tekrar. 30, 45, 60. Bu ikisini böldük. Yuvarlak içine alalım. 18'e 2'ye böldük. 15, 45, 30. Bu hepsini bölmedi ne yazık ki. 45 bölmediği için yuvarlak içine almıyorum evladım. Tekrar 2'ye bölüyoruz. Burası 15. 15, 45 oldu. Şimdi artık 3'e bölüyorum Tonguç ama bu 3 hepsini böldüğü için bak 5, 15 ve 5'e düştü görüyor musun? Şimdi tekrar 3'e bölüyorum. Bu 3 sadece bunu bölüyor. 5, 5, 5. Şimdi bunu yuvarlak içine alıyorum. Çünkü neden? Hepsini böldü, paramparça etti. O zaman 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60 çıkıyor Tonguç. 60 ama nedir biliyor musun? Santimetre olduğu için 60 santimetredir. Bak santimetre, santimetre, santimetrenin... Peki 60 tane kutu mu? Hayır, bunu atlamayacaksın. Aman bunu atlama. Sakın. Çok dikkat et ona. 60'ı atlamayı sakın unut. Çünkü santimetre bulduk biz. Burada kaç tane kutu vardır diyor. Aman dikkat et. Biz de ters köşe yaptık. Peki o zaman Tonguç'um bütün odanın hacmi 120 çarpı 180 çarpı 240 değil miydi? Bunu 7. sınıfta 6. sınıfta öğrenmiştik dikdörtgen prizmasında. Bölü. Bak bu soruyu yapıyor Tonguç. Siz daha dikdörtgen prizmaları 8. sınıfta görmediniz ama 7. sınıftan ve 6. sınıftan sorumlusun Teok'ta da. Geçen sene mesela Teok 2'de ters köşe yaptılar. Gerçek sınavda bir anda baktık. Dikdörtgen prizma sorusu çıkmış. Ama o sırada görmemişlerdi. O sırada daha onunla dikdörtgen prizması 6. sınıf kazanımı sorusu çıkmış. Dolayısıyla çok dikkat edeceğiz buraya. Peki bir kübün hacmi dediğimiz zımbırtı da 60 çarpı 60 çarpı 60. Zaten hepsi birbirine eşit ya. Tonguç bunları nasıl çarpacağım Allah'ım ya Rabbim diye düşünce yine hemen şunları sadeleştir 2, şunları sadeleştir 3, şunları sadeleştir 4, 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 tane kutu diyoruz. Kutu kutu pense. Cevabımız A seçeneği diyoruz. Kutu, tebrik ederim seni. Kutu kutu pense. Allah aşkına öyle sakin ol. Fakat hocam bir çocuk neyi kutu kutu pense der ki hocam. Pense inşaatlarda kullanılan, tamircilerin kullandığı bir şey. Pense bir çocuk ne iş olur ki? Ne yapıyorsun ne bileyim sabote ediyorsun. AB sayılarının en büyük ortak böleni 1 olduğuna göre demek ki yani EBOB'ları, EBOB dediğimiz zımbırtıları AB sayılarının 1'miş bunu söylemiş biz adam. Aşağıdaki hangisi yanlış demiş. AB ardışık 2 doğal sayı olabilir. Olabilir. Tonguç bak şunu unutma. 2 sayının EBOB'u 1 ise bunları ne diyoruz biliyor musun evladım? Çok önemli bir cümle yazıyorum buraya. Aralarında asal diyoruz Tonguç. Aralarında asal olunca. Evet hocam. AB aralarında asal olabilir. Doğru. Doğru. Aralarında asal olunca Tonguç'um. Ortak bölenleri olmayacak. AB ardışık 2 doğal sayı. Ardışık 2 doğal sayı mutlaka ve mutlaka ardışık sayılar mutlaka ve mutlaka nedir? Aralarında asaldır. O zaman bu da olabilir. Geçtik. A ve B tek sayı olabilir. Mesela 3 ve 5 aralarında asal mı? Evet. 3 ve 5 tek sayı da olabilir. Çok güzel. Tek sayı çok güzel olabilir. Ama A ve B çift sayı olamaz. Sonuç neden biliyor musun? Neden hocam? Mesela 10 ile 28. Bunlar ikisi de 2'ye bölünür. Yazık. Aralarında asal olamazlar. Kıyamam. İkisi de 2'ye bölündüğü için ortak bölü 1 değil 2 olur o zaman. Yanlış diyoruz cevabımız 9. Hocam Onur Döngel babasıyla beraber bizi izliyormuş.
Battal Celil Altuntaş'ta abi adımı söyler misin? 44 denemedir buradayım. Hiç söylemedin diyor Battal Celil Altuntaş. Tebrik ediyorum Battal'ı. Tebrik ediyorum. Battal Gazi gibi olasın inşallah. 21 ve 34 sayılar için hangisi doğru demiş. Hangisi doğrudur hocam? Aralarında iki tane asal sayı vardır. Bakalım. 23 var aranın asal sayı olarak. 29 var Tonguç. Ve 31 var. Yani aralarında 3 tane asal sayı var. Patladık, yanlış. Patladık. Bir asal sayıdır. 21 3'e bölünür olmaz. 34 2'ye bölünür olmaz. O zaman bunu da attık. Aralarında asal sayı değildir demiş. Evladım. Aralarında asal sayılar mı? Bu 2'ye bölünür. Pardon bu 3'e bölünür. Pardon özür dilerim. Bu 3'e bölünür. Bu 2'ye bölünür. Hiç ortak bölünür yok değil mi? Yok aralarında hocam. Asal sayılardır olması gerekiyordu. Bu da yanlış oluyor o zaman. Biz herifler yanlış yazmışlar. En büyük ortak böleni 1'dir. Evet aralarında asal sayılar olduğu için zaten en büyük ortak böleni 1 oluyor. Cevabımız Deyhan seçeneği, Deniz seçeneği şaka yapıyor. Hocam çok seviyorsunuz siz Deyhan'ı. Evet Denyo gibi geliyor bana. Öyle aklıma geliyor. Bir de Seyhan diye bir nehirimiz var hocam. Bu arada Ceyhan diye bir nehirimiz var. En uzun ilimiz... Ayhan diye, efendim? Ayhan diye bir şehrimiz, evet. Şarkıcımız var. Türkiye'nin bir numaralı ili nedir evladım? Adana'dır hocam. 01 Adana. Hayır evladım. Van. Ne biçim adamsın evladım? Ne alakası var hocam? Van. 2, 3, 4, 5, 6. İşlemin sonucu kaçtı efendim? 2 üzeri eksi 4 dediğimizin burası da 1 bölü 2 üzeri 4 diye yazılabilir mi Tonguç? Artı 3 üzeri eksi 2 dediğimizin burası 1 bölü 3 üzeri 2 diye yazılabilir mi? Bölü. Zaten 5 üzeri 2 25'tir. Tebrik ediyorum seni. Bunu yaptık. Bu zımbırtı dediğim şey 1 bölü 16'dır. Artı. Bu da 1 bölü 9'dur. Bölü 25'ti ya Tonguç. Bunların paylarını eşitleyeyim. Bunu 9'la genişletiyorum. Bunu 16'da genişletiyorum. Bu rasyonel sayılar soruları çıkabilme ihtimali çok yüksek sorulara çok dikkat edin arkadaşlar. Herkese söylüyorum evladım. 9'la genişlettim. 9 bölü. Ooo 144 çıktı. 16 çarpı 9. Artı. 16 bölü 144 çıktı. Bölü 25. Şimdi bu ikisini toplarsak 25 bölü 144 evladım. Çarpı. Bunun altında görünmez bir var. Ters çevirip çarparsam 1 bölü 25. Bunlar sadeleşti. Cevap 1 bölü 144. Ama yok şıklarda. Ama aynen. 144'ün 12'nin karesini olduğunu mutlaka bilmelisin Tonguç. Cevabımız Adana seçeneği diyorum. Tebrik ediyorum seni. Ben de kendimi tebrik ediyorum hocam. Geldik. 0,125. Tonguç herkes şunu bilir bak. 0,5'i bilir. 0,5 1 bölü 2'dir değil mi evladım? Evet hocam. 0,25 nedir? 1 bölü 4'tür. Bunu herkes bilir. Çeyrektir bu da. Ama 0,125'i herkes bilmez Tonguç. Bunu da bil lütfen sen Tonguç Akademi farkıyla bunu da öğren evladım. Aa. Bu da 1 bölü 8'dir evladım. O zaman bu zımbırtı aslında 1 bölü 8. Bu zımbırtı da 1 bölü 8. Bu zımbırtı da 1 bölü 8 ise ben bunları 8 üzeri eksi 1 diye yazabilir miyim Tonguç? Evet. Çarpı 8 üzeri eksi 1 çarpı 8 üzeri eksi 1. Üstler toplanır prensibinden. Üstleri topla evladım. 8 üzeri eksi 3. Bitti bu kadar cevabımız. Adana seçeneğiydi. Seni hocam bir arkadaşımıza sürpriz yapıyoruz. Bugün Hazal Balcı'nın doğum günüymüş. Adını söylediği yalvardı. Biz de ona böyle bir... Mutlu yıllar Hazal, mutlu yıllar Hazal. Tamam, tebrik ederim. Happy birthday. Yalnız yayın koordinatörümüz içeri girdi, ne yapıyorsunuz? Evet, ne yapıyorsunuz? 8 tane 16'nın çarpımı, 8 tane 16'nın çarpımı, 16 çarpı, 16 çarpı, 16 çarpı. Amele miyiz biz evladım, böyle yazmayalım biraz, değil mi? Evet. Böyle 8 tane 16'nın toplamı, 16 artı 16 artı 16 artı 16 artı, pıp 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 16. Tonguç, bir kere kısa yoldan çarpma ne demek? Kafayı gömmek. Hayır saçmalama. 16 üzeri 8 üstü sayı demek. Peki kısa yoldan toplama ne demek Tonguç? Kısa yoldan toplama da çarpma demek evladım. Aa. O zaman 8 çarpı 16 demek aslında. 8 tane 16 yok mu burada? Evet hocam. Burada 8 tane 16'yı çarpma şeklinde hem de üst sayı şeklinde. O zaman cevabımız şudur evladım. Bu zımbırtı aslında 2 üzeri 4 değil midir 16? Üzeri 8. Bölü bu 2 üzeri 3'tür. Bu da 2 üzeri 4'tür. Şimdi şu zımbırtıyı üstün üstü prensibinden çarpıyordum. 2 üzeri 32 ediyor. Bölü bu zımbırtıyı da üstleri toplama prensibinden 2 üzeri 7 diyorum evladım. Çünkü 3 artı 4 7'ler. Evet hocam. Cevabımız 2 üzeri 32'den de yazarak çıkartıyorum. Hiç üşenmiyorum. Yazarak ve kayarak çıkarıyoruz. 2 üzeri 25 çıkıyor Tonguç. 32'den 7 çıkarsa cevabımız Denizli seçeneği, tebrik hocam, ederim. Hocam Hazal Balcı yaptığımız jest sonrasında söylediği şey şu. Oha gerçekten tebrik ederim. İşleminin sonucu nedir demiş. İşleminin sonucu nedir derse hemen bakalım. Biz de bunları yemeyiz Tonguç. Böyle şeyleri yemeyiz. Yemezler biz. Eğitim bak, merkezi. 100, o 100 dediğimiz zımbırtı 10 üzeri 2 değil mi Tonguç'um? 10 üzeri 2'nin 5. kuvveti. Bölü. 1000 dediğimiz zımbırtı 10 üzeri 3 değil mi evladım benim? Evet hocam. Üzeri 7. Bölü diyorum. 1000 dediğimiz zımbırtı 10 üzeri 3 de evladım. Onun 3. kuvvetiydi. Üzeri 5 var bir de. Üstün üstü var. Geliyor bak. 10.000 dediğimiz zımbırtı 4 tane 0 olduğu için 10 üzeri 4'tür evladım. Üzerinde de 2 var evladım. Bak aa, süper zeki bir şekilde devam ediyorsun.
Üstün üstü prensibinden bunlar çarpılır. Üstün üstü prensibinden bunlar çarpılır. Bunlar çarpılır. O zaman cevabımız 10 üzeri 10 olur. Bölü 10 üzeri 21 olur. 3 kere 7 21. Bölü 10 üzeri 15 olur. 3 kere 5 15. Çarpı 10 üzeri 8 olur evladım benim. Anlaştık mı? Zorlanıyor musun yoksa? Zorlanıyorum hocam. Bölmede üstten çıkartılır prensibinden. 10 üzeri 10-21 yazdım. Bölü 10 üzeri çarpmada üstler toplantısı 15 artı 8 yaptım. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel gidiyoruz. 10 üzeri 10'dan 21 çıkarsa ne olur evladım? 31. Ha, saçmalama evladım. Rahat mısın? 10'dan 21 çıkıyor. Bu artı bu eksi. Dost düşman ilişkisinden bu daha kuvvetli olduğu için eksi 11 çıkıyor evladım. Aa. Bölü. Bu ikisi toplamı yöneten 10 üzeri 23 çıktı. Şimdi üstleri ne yapacağız? Bölme olduğu için çıkartacağız evladım. 10 üzeri eksi 11 eksi diyorum. 23. Cevabımız 10 üzeri eksi 34 diyoruz. Cevabımız Beyhan seçeneği. Tebrik ediyorum. Yani Bursa şaka yapıyorum tabii ki. Tebrik ediyorum seni. Geldik 15. soruya. Hızlı ilerliyoruz. Onun kuvvetlerine göre yazıp yapılmış çözümler hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur hocam? Evet, ben de sana soruyorum oğlum. Bak bu doğru mu? O zaman başka birine soralım. Tonguç. Efendim. 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2'ler basamağı. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3'ler basamağı değil mi Tonguç? Evet hocam. Bakalım. 10 üzeri 2'de 7 var, çok güzel. Çok mantıklı. 10 üzeri eksi 2'de 5 var, çok güzel. Çok mantıklı. 10 üzeri eksi 3'te 8 var. Aman Allah'ım. Bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. O zaman bu yanlış. Geldik. Bu 0, bu 1, bu eksi 1, bu eksi 2, bu da eksi 3. 10 üzeri 1'de 4 var. Evet çok güzel. 10 üzeri eksi 3'te 2 var. Bu da doğru. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Bu doğru. Geldik. Bu 0, bu eksi 1, bu eksi 2, bu eksi 3, bu eksi 4 değil mi? O zaman hemen bakalım evladım. 10 üzeri eksi 2'de 2 var. Doğru. 10 üzeri eksi 4'te 3 var. Bu da doğru. Tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik. Bu 0, bu 2, bu 1, bu 2. Bu da eksi 1, bu da eksi 2, bu da eksi 3. 10 üzeri eksi 3'te 2 var. Bu çok doğru. Tebrik ediyorum. Ama 10 üzeri 2'de 5 var Tonguç. 10 üzeri 3 yazmış buraya üçkağıtçı. O zaman bu yanlış diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 diyoruz. Bursa seçeneği diyoruz. Geçtik. Tonguç 0,04 aslında ne demek? 0,04 yani. Onda birler 100'e birler. 4 bölü 100 demek. 4 bölü 100 eşittir 5 üzeri A demiş. Saçmalamaya çalışmış değil mi burada evladım? 4 bölü 100'ü sadeleştirirsek, ikisini de 4'e bölersek 1 bölü 25 olmaz mı evladım? İkisini evet. 4'e böldüm. 1 bölü 25 dediğimiz zımbırtı 1 bölü 5'in karesi değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Peki 5'in karesi yukarı çıkarsa 5 üzeri eksi 2 olmaz mı evladım benim? Evet. 5 üzeri eksi 2, 5 üzeri a'ya birbirine eşitse a eşittir eksi 2 değil mi evladım? Bu kadar basit. Bu kadar basit hocam. Çok önemli ve çok güzel bir soruyu tebrik ediyorum seni. Bak burada işte arkadaşların çoğu ters köşe olmuştur. Ne yapacağız demiştir ve herkese ne işaretlemiştir biliyor musun evladım? A seçeneği işaretlemiş olabilirler. Evet. Şimdi gösteriyorum bak olayı bu. Fen birazdan değil mi hocam? Fen birazdan geliyor herhalde. İlk başta matematik, din ve fen çok önemli. Teşekkür ederim. Bak Tonguç. Üç kesme işlemi yapılırsa. Tonguç sana söyleyeyim. Şunu bir defa kesersen kaç parça ayırırsın? İki parça. İki parça. Peki şunu evladım iki defa kesersen kaç parça ayırırsın? Üç parça. Peki şunu evladım üç defa kesersen kaç parça ayırırsın? 1, 2, 3. Aa 4 parça. 4 parça. Yani 3 kesme işleminde 4'e bölüyoruz. 4'e böl diyor üçkağıtçı uyanık. O zaman 12 üzeri 4'ü ben 4'e bölmem gerekiyor. 12 dediğimiz zımırtı 3 kere 4 değil midir evladım? Evet hocam. Üzerinde de 4 var. Bölü 4 diyorum. Eşittir. Bak burada ise bu her ikisine dağılıyor. 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 oluyor. Bölü 4 diyorum. Bak bunlar... Bak 4 üzeri 1 var ya. Evet hocam. Üstler çıkartıldı prensibinden. 3 üzeri 4 burada kaldı ama 4 eksi 1'den 4 üzeri 3 çıktı cevabımız. O zaman cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Tebrik ediyorum. Olay anlaşıldı. İçinizden Beyhan geçti ama ağzınızdan Bursa seçeneği. Evet tebrik ederim. Hangisi? My Channel TR benim kadar kimse adını yazmadan hiç okumadınız diyor. My Channel TR diye bir isim olabilir mi? My Bursa Channel Türk o. TR değil o. Türk ya. Ama niye öyle ismi My Channel? Su konusunda bir gelişme var mı? Musluktan yardımcı olayım. Açık hangisi 18 basamaklıdır demiş. Tonguç bir kere şunu unutmayacağım. 8'in yanında 10 üzeri 17 ne demek biliyor musun? 17 tane 0 yaz demek. Yani 8'in yanında 1, 2, 3, 4, 5, 17 tane 0. 17 tane 0 ile bir tane 8. Toplam kaç basamaklı ediyor? 18 basamaklı ediyor değil mi lazım? Bu kadar basit. Cevabımız A seçeneğiydi. Ama bunu anlatayım sana. Çünkü bu da 18 basamaklı bir gözüküyor ama değil. Neden biliyor musun? Neden hocam? Tonguç bak bu... 18 tane 0 olacak ya burada. Evet. Bunun başında aslında görünmez bir 1 çarpı 10 üzeri 18 var. Dolayısıyla 1'in yanında 18 tane 0 var evladım. O zaman 18 tane 0 burada. Bir tane burada 19 basamakta attık bunu. Aa. Burada 18'in yanında 17 tane 0 var. 17 tane 0
artı 2 tane daha basamak, 19 basamakla attık bunu. 180'in yanında 16 tane sıfır var demek bu da. 180'in yanında bir de 16 tane sıfır olursa 1, 2, 3, bir de 16 tane 19 ediyor, bu da attık. Cevabımız Adana seçeneğiydi. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim hocam. Anlayacağı değerler çarpımı kaç? Tonguç. Efendim? Evladım, bir şeyin karesi 1 ise o sayı kaçtır sence evladım? 5. Evladım rahatsız mısın? Ne 5'i ya? Allah Allah. Neyin karesi 1 dersen 1'in karesi 1 değil mi evladım? O zaman A artı 3 eşittir 1 olsaydı 1'in karesi 1 olurdu. Tebrik ediyorum seni. Tunç ama dikkat et. Burada bir cinlik var. Buradan A kaç çıkıyor? Bunu karşılaştığımızda eksi 2 çıkıyor. Bunu anladık. Ama Tunç sadece 1'in karesi 1 değildir evladım. Neyin karesi 1'dir hocam? 2'nin karesi de 1'dir. Evladım rahatsız. 2'nin karesi de 1'dir. 1'in karesi. Eksi 1'in karesi de 1'dir evladım. A artı 3. Eksi 1 olsaydı eksi 1'in karesini alırsam ne olur evladım? Söyler misin bana evladım? 1 olur. Ya. O zaman bu eksi 1 olabilmesi için de bunu karşılatınca A eşittir. Eksi 4 çıkıyor. O zaman A eksi 4 veya eksi 2 olabilir. İkisinin çarpımı ise, alacağı değerlerin çarpımı ise eksi 4 çarpı eksi 2'den 8'dir diyoruz. Soruyu anlamış olduk. Hocam Ezgi Bozyiğit size Siirt'ten selamlar yollamış hocam. İbrahim Keloğlu ve İlayda Köse de isimlerinin okumadığını dile getiren insan arkadaşlarımız. Hasan Topiz de hocam adımı gazeteye katır ne olur demiş. Siirt'ten Ezgi Bozyiğit'in selamı gerçekten güzel bir selam. Ta Siirt'ten sizi dinliyorlar hocam şu anda. Evet tebrik ederim. Oraya Siirt'e selamlar evladım. Aleykümselam. 0008 ifadesinin bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazılıyormuş. Buna göre A eksi B kaçtır. Tonguç evladım, şunun bilimsel gösterimini yazmak çok basit. Bebek oyuncağıydı. Ben 8 çarpı. Bilimsel gösterimleri seviyorum hocam. Bir kere sıfırlar 0,0 virgül olduğu için 10 üzeri eksi diye yazacağım. 10 üzeri eksi diye yazacağım. Kaç tane sıfır varsa onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksi 7 bitti, bu kadar. Şimdi ben bunu o zaman A dediğimiz zımbırtı demek ki 8'miş. B dediğimiz zımbırtı da eksi 7'ymiş. O zaman 8 eksi buradaki eksi. B dediğimiz zımbırtı eksi 7 miydi? Eksi 7. Eksi eksi artı ederden 15 cevabımız Adana seçeneği diyoruz. O zaman matematiği bitirdik. Adana merkez. Adana 15. Evet kop da gel evladım. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten Şanzelize kafe. Hocam din dersi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet din dersine hoş geldiniz. Bu matematiği kaldıralım. Matematikte işimiz yok. Hayatından bir ders çıkarmak istedin. Hangi dersi çıkardın? Evladım? Matematiği de çıkardık hocam. Oraya cami resmi çizelim hocam. Aslında evet ya. Oraya... Size çizeyim hocam. Bir dakika ben onu çizeyim. Sonra kubbe yapalım. Hocam sizde mimarlık da var biraz. Evet tebrik ediyorum. Babam mimar da evladım benim. Tabii canım. Bir dakika ama şöyle olması gerekiyor. Aynen. Ya. Şöyle ondan sonra caminin bir girişi vardır. Böyle bir demir kapıları vardır. Eski yıllar. Evet. Bunlar çok bayılırım ben. Halılar da olur hatta değil mi? Çok güzel olur. Aynen halılar da olur. Aynı zamanda şu kubbenin şurada da böyle böyle şeyler olur. Görüyor musun? Şöyle şeyler olur. Hatta buraya da ay yıldızımızı hilal işaretini koyuyoruz evladım. Tabii bir daha minaresini de çizmiyoruz. Minarede ama şu dikkat detayları unutmayalım evladım. Şunu yaptıktan sonra hoparlörünü, imamın hoparlörünü asla unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Teşekkürler hocam. Hocam böyle kaçıyor. Evet tabii ki canım. Ne demek? Ondan sonra hocam, imam buraya çıkıyor. Ve bir tane de adam var buradan. İmam başında... Haydin Kurtuluş. Başında sarık olur değil mi evladım? Başında evet, sarık olur. Hocam Haydin... bir şey biliyor musunuz? Osmanlı'daki bütün camilerde hocam şunun şuna oranı 2'ymiş her zaman. Mesela şu cami bu kadarsa burası minarede 2'ymiş. Hiçbir zaman değişmezmiş o. Yani cami ne kadar büyükse minarede o kadar uzun olurmuş. Gerçekten karizmatik. Ben hani Rusya ile Amerika soğuk savaş falan filan böyle füzeleri falan var ya. Camilerin aslında içlerine, minarelerin içine füze yerleştireceksin ve oradan büyük bir yani, yok hocam oradan Türkiye... sadece güzel şeyler söyleniyor hocam. Evet galiba. Tebrik ediyorum seni. Ben de kendim tebrik ediyorum hocam. Evet dolayısıyla camide bak bu çok önemli bir ayet. Bu gerçekten tüylerin diken diken eden bir ayet insanın. Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün olan ve bilenin takdiridir. Tonguç 1500 yıldan önce kilisenin skolastik düşünce etkisi zaten Talha Hoca yüzlerce defa sana anlattı. Dünyamızın düz olduğuna inanıyorlardı. Dünya her şeyin evrenin merkezinin dünya olduğuna inanıyorlardı. Hatta tepsi çevrilse düşeriz diye inanıyorlardı. O kadar bağnaz fikirler vardı. Sonra Köpernik dedi ki yok dedi ya her şey güneşin etrafında dönüyor dedi. Evet. Sonra güneş sabit dedi. O da yanlış bildi. Ondan sonra çok önemli bilim adamları teleskoplar geliştikten sonra astronomi geliştikten sonra ne öğrendi? Güneş de hareket ediyor öğrendi. Ve biz bunu 1400 yıl önce indirilen Kur'an ayetinde çat diye zaten biliyorduk değil mi evladım? Evet. Dolayısıyla insanın
imanını arttıran bir ayet bu. Yani, evet. Yani biz acaba bağnaz bir dine mi inanıyoruz? Hayır. Çok modern, bilimsel ve akılcı bir dine inanıyoruz. Bunu da unutmayalım. Aşağıdaki hangisini ispat etmiş olur? Güneş sistemi belli bir hızla hareket eder. Ne alakası var? Bu konumuzla alakası yok. Evrende astronomik yasalar vardır. Yok, fiziksel yasalar vardır. Ama konumuzla alakası yok. Her şey Allah tarafından sağlanıyor. Evet, doğru. Çünkü Allah indirdiği Kur'an'da zaten söylüyor bize. Ben bunu yaptım böyle diyor. Biz de yavaş yavaş ta 1700 yıllarda, 1800 yıllarda bunu keşfedebiliyoruz. Yani insanın sonradan bulduğu bilimsel buluşlar aslında Kur'an'da olması Allah'ın her şeyi ölçülü bir şekilde tasarladığı ilk ünitemiz. İlk konumuz, Allah her şeyi ölçülü bir şekilde tasarlamıştır. Bu konuya değinmek için verilmiş çok güzel bir ayet. Geçtik. Kaç tanesi doğrudur? Evrendeki her şey tesadüf. Yanlış, saçmalık, böyle bir şey olur. Evren tesadüflerle oluşmuş mu Tonguç? Saçmalık. Allah her şeyi ölçülü yaratmıştır. Allah evrendeki düzenin korunması ve sürekli olması için bir takım yasalar koymuştur. Evet, hangi yasalarımız vardı? Fiziksel yasalar, toplumsal yasalar ve biyolojik yasalardı. Bunu unutmayacağız Evren. Evet hocam. Evet, doğru. İslam dini çalışmadan kazanmayı uygun görmüş. Yuh! İslam dini çalışmadan kazanmayı uygun görmüş. Hayır hocam, olur mu öyle şey? Saçmalama. Emek ve rızık ünitemizde bunu anlattık. Emek ne kadar emek, ne kadar ekmek olarak. Hatta hocam din dersinde ilk defa İngilizce bir tabir kullanmışsınız. No pain no gain. Tebrik ediyorum. Sadece Allah'a dua ederek istediğimiz her şey olabilir mi? Olmaz. Hayır, çalışmamız, çabalamamız gerekiyor. Mesela sadece Allah'ım inşallah Teok'ta birinci olurum desen, dua etsen olur mu? Her akşam 1000 defa desek? Her akşam 100.000 defa desen, hiç çalışmazsan olmaz evladım. Olmaz. Yani tabii Allah bilir. Belki tutturursun. Allah bilir tabii. Ama Tonguç ya, mantıklı değil. Ya hiçbir, evet. Allah'ın da tasvip ettiği bir şey değil. Tevekkül neydi evladım? Çalışıp sonra güvenmekti. Dolayısıyla dua desek ise böyle bir şey yok. O zaman cevabımız kaç tanesi doğrudur? Bir tanesi doğrudur. Cevabımız Denizli seçeneği geçtik. Rahman'ın yaratıcısı hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak, düzensizlik görüyor musun? Mülk suresi 3. ayet demiş. En uygun başlık hangisidir? Allah her şeyi bir ölçüye göre yapmıştır. İlk ünitemiz, ilk konumuz evladım. İnsan iradesi ve kader değil. Bir şeyleri seçmemiz falan filan yok. Kader ve kaza, bir şeyler olması gibi durum yok. İnsan özgürlüğü ve sorumluluğu, onunla bir alakası yok. Sadece Allah her şeyi çok düzenli bir şekilde. Bak, düzen kelimesini görünce aklımıza gelecekti. Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yapması. Kader, dedi. Düzen, ölçü. Kader. Ama bak Tonguç, kader ve kaza dediği zaman kaza bir şeylerin olması olduğu için o birazcık daha farklı diyoruz. Tebrik ediyorum seni. Aşağıdaki örneklerden hangisi Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır konusunda örnek gösterilemez? Dünyamız kendi ekseni etrafında belli bir hız hareket eder. Evet, bu hız farklı olsa birazcık yamulurduk. O da doğru. Doğru, gösterilebilir. Astronomik gazların oranları belli bir miktardadır. Evet, bu da gösterilebilir evladım. Çünkü bu oran, mesela atmosferde yüzde kaç oksijen vardır? %100 oksijen, o zaman nefes alamazdık. Hayır. Adam rahatsız mısın? Rahatsız. Atmosferde %21 oksijen var. Bunu bu senenin fen ünitesinde en son konuda göreceksin. İklim ve hava olaylarında göreceksin. Atmosferde sadece %20 oksijen var. Peki ne var gerisinde biliyor musun? Mazot. %78'i azot Tonguç. Yani sen hep azot alıyorsun içine. Ama sana zarar vermiyor mu? Vermiyor. Öyle bir ayarlanmış ki sana zarar vermiyor. Hatta %21 oksijen. %22 olsa ne olur biliyor musun? Ne olur hocam? Bütün ormanlar yanardı çünkü çok fazla oksijen olurdu. Ve o oksijen aslında yakan bir şey. Unutma Tonguç. Hani geçen ünitemizde de Montaigne'in bir sözü vardı. Aslında doğduğumuz zaman ölmeye başlıyoruz. Evet. Çok doğru. Aslında bizim içimizde vücut sıcaklığımız niye 38 derece biliyor, 37 derece biliyor musun evladım? Antalya'nın sıcaklığı olduğu için. Hayır evladım. Her an yanma oluyor vücudumuzda. Ha. Yani oksijenle bir şeyler yakıyor. Hani nasıl alev yanıyor ya. Onun gibi yanıyor. Dolayısıyla neyse. Nereden buraya geldi? Güneş vay. Belli bir yönde. Evet doğru. İlim öğrenmek için çok çalışmak gerekmektedir. Konumuzla alakası yok. Allah'a ölçüye göre. Hocam ileride canlı test verdim birazdan hocam. Evet, canlı test geliyor. Canlı test geliyor. Canlı test tongçakami.com'da unutmayın. Canlı test, heyecanlı test de diyebilir miyiz hocam? Heyecanlı test diyebiliriz. Toplumsal yasaları böyle kısalttık. Çok uzun olmasın diye sorumuz. Fiziksel yasaları böyle kısalttık. İnsanlar arasındaki eşitliğin olmadığı toplumlarda, toplum geçti ya, toplumsal yasalar. O zaman cevabımız A, B veya D diyoruz. C attık. Canlılar üreyerek hayatını, canlılar dedik ya, hatta biyolojik dedik. Biyolojik yasalar. O zaman A'yı da attık çünkü fiziksel demiş, burası da olmaz. Canlıların yaşayabilmesi için suya ihtiyaçları vardı. Canlılar demiş yine biyolojik gelecek evladım. O zaman B ve C'den yine ikisi de biyolojik. Oo, bak üçkağıtçılık yapmış. İnsanlar eğitimden hiçbir toplumsal, ekonomik, siyasi gelişme, toplum demiş. Bitti bu kadar ya. O zaman toplumsal yasaları diyoruz. O zaman cevabımız Bursa seçeneği. Bedir ne diyecektiniz hocam? Evet mesela. Aynen. Güneş deyince de aklımız zaten fiziksel yasalara gelecekti. Onu da mutlaka bilmek zorundayız diyoruz. Zaten akıl haritamızda var bunların hepsi. Akıl haritamızda. Göstersene bir akıl haritasını. Bakalım o sırada ben sana şunu göstereyim. Mesela bak.
aşağıdaki belirlenen hangisi Allah'tan belli yasalarla ilgili? Mesela akıl haritasında Tunguç. Matematik istediğiniz üzere mi? Hayır, pardon. Yine evladım. Bak burada akıl haritasında ben sana fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları söyledim. Mesela bak güneşi, göğü, yörüngeyi, ondan sonra denizleri, zamanı, ayı görünce, bu göz işareti görünce demek fiziksel yasalar diyeceğiz. Mesela bak canlıları, hayvanları, bitkileri, tohumları göz kulağı görünce biyolojik yasalar. Bu akıl haritasında Tonguç Hanım'ın konumuna ulaşabilirsin evladım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Alt taraftan belirlenmiş yasalar. Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar fiziksel yasalar. Geçtik. Canlılarla alakalı bir şey yok. Gelir dağılımının adını toplum demiş. O zaman toplumsal yasalar. Cevabımız Bursa seçeneği bir kere. Bazı hayvanlar, kuşlar biyolojik yasalar diyoruz. Geçtik. Öyle fitneden sakının ki demiş. Yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz. Hepinize erişir. Yani toplumlarla alakalı bir şey. Yani bir kişiyle alakalı bir şey değil. Hepinize erişir derken toplumdan bahsediyor cevabımız. Adana seçeneğiydi. Bak şunu unutma. Kimyasalar yasalar diye bir şey yok zaten. Kimyasal yasalar da yok. Kimyasal yasalar diye bir şey yok zaten. Bunu direkt eleyebilirsin şıklarda çıkarsa. Fiziksel ve biyolojik zaten biliyorsun onların ne olduğunu. Kimyasal silahlar var hocam. İnsanın rızık için çalışması gerektiğine kanıttır demiş. Tonguç, bir kere dinde zorlama yoktur. Özgürlükle alakalı bir şey, öyle bir şey yok. Hiç kimse başkasının günahını yüklenemez. Sorumlulukla alakalı bir şey, o da yok. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan nasibini unutma. Dünyadan nasibini unutma ne demek Tonguç? Çalış ve kazan. Aynen, çalış ve bir şeyler üret, ondan sonra onun maaşını al veya işte çalışmanın karşılığını al ve benzeri. Burada var emek ve rızıkla alakalı bir şey. Yoksa insan başıboş bırakılır. Bu da özgürlük ve sorumluluk, iradeyle alakalı bir şey diyoruz, geçtik. Ayette insanın hangi özelliği vurgulanmıştır? Dinde zorlama baskı yoktur. Gerçek şu, doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa mı? Bunun kopması yoktur. Demek ki Allah diyor ki bize, tağut dediğim şey kötü bir şey. Tağutu tanımıyorsun, Allah'a inanıyorsun. Yani insanın aslında özgürlüğünden bahsediyor Tonguç. İnsan isterse inanır, isterse inanmaz. Zorlama yapamazsın sen bunu. Anlatayım böyle adam. Geçtik. Hangi ayet sorumlulukla ilgili değildir demiş. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde bu sorumlulukla alakalı. Yaptığından sorumlu tutamaz. Onlar ise soru gelecek. Bu da sorumlulukla alakalı. Allah bilmediğin şeyin ardına düşme. Bunların hepsi ondan sorumludur. Zaten sorumlulukla alakalı. Bir şeyin olmasını dediği zaman onun emri sadece ona ol demesidir. Sorumlulukla alakalı bir şey yok. Allah'ın yüce sıfatlarıyla alakalı bir şey var burada. Geçtik bu soruyu da. Nurettin Enes Sevil. Bizim öğrencimiz. Aleyna Şahin de bizim öğrencimiz. Verdiği kanunu sırasıyla aşarken hangisi demiş. Yüce Allah'ın takdir ettiği olaylar yeri ve zamanı geldiğinde belli bir düzen ve ölçüde gerçekleşmektedir. Bak, Yüce Allah'ın bu plan ve programına denir. Program dediğimiz şey neydi aslında? Kaderdi Tonguç. O zaman buna kader diyoruz. Ölçü, düzen, program, plan, bunların hepsi kader. Bir şey yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç olarak da irademiz. Biz yapabiliriz de yapmamız, irademize kalmış bir şey. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Geçtik. İslam'da arkadaşların soruları varsa sorabilirsin hocam bana. Tufancan Ünal demiş ki, yemin ediyorum Tufancan Ünal diyeceğim. Yemin ettin artık, hani bana diyor, ben anladım. Böyle tuzaklar yapacağım. Ama o tuzak sayılmaz. Hayır hocam. O bir şey sayılmaz değil mi? Öyle sayılmaz. Tamam. Aşağıdan hangisi İslam'da sorumlu olmanın şartından biri değildir? Tonguç, bir kere ergen olmak sorumluluk şartında. Kafanın çalışması gerekiyor. Akıl sağlığı yanı yok. Kafa evet. Çalışmak derken. Hür olmak evet. Köle olamazsın. Ama zengin olmak sorumluluğun şartından değil. Fakirler de sorumludur. Orta gelir seviyesi de sorumludur. Herkes sorumludur. Öyle bir şey yok. Ama aklının çalışması ve düzgün bir insan olması gerekiyor. Hür olması gerekiyor ve benzeri ve benzeri. Aşağıdaki hangisidir? Kavram demiş bak. Her canlı da dünyaya gelir ve belli bir süre sonra yaşayınca ölür. Evet. Ölme. O zaman ecel. Bitti bu kadar. Her canlı bir gün ölümü tadacak, zaten ayeti vermiş. Evet. Ecelden bahsediyor. Ecelin yaklaştığı zaman evladım, her şey geç olmadan şimdiden başla diyorum sana. Buna göre ayette aşağıdaki hangisi önemli vurgulanmaktadır? Boş kaldın mı? Hemen başka bir şey koyul ve yalnız efendine yönel, Rabbine yönel demiş. Tevekkül etmenin böyle bir şey yok. Tevekkül etmek ne demek evladım? Çalışıp onu Allah'a güvenmek demek. Kadere razı gelmek. Öyle bir şey demiyor ki. Kadere razı gel demiyor ki. Bu zaten yanlış bir inanç. Ölüm zamanının evladım, ölüm zamanıyla bir alakası yok ki. Çalışmanın diyor. Bak, boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul diyor. Çalışmayla alakalı bir ayette geçtik. Yasalar. Gemilerin denize yüzmesi. Fiziksel. Geçtik. Milletlerin etkileşimi. Milletler, toplumlar. O zaman cevabımız bu Ceyhan seçeneği. Soğuk bölgede hayvanlar demek ki biyolojik. Hayvanlar deyince
Tebrik ediyorum seni. Cevabımız Ceyhan Seçeneği. Hangi özelliğinden dolayı yapıldığından sorumlu tutulmuşlardır demiş. Akıl sahibi olduklarımızdan. Çünkü evladım aklımız olmasa da niye sorumlu olalım? Hayvanlardan farkımız o değil mi hocam? Tabii ki kesinlikle. İnsan üretim yapması, dille konuşması, okuma yazma öğrenmesi falan filan. Onlar değil. Buna göre hangisi bahseden konuyla aynı konuya değinir demiş. Allah Allah ne diyor burada? Bakalım. Sadece insanlar değil diğer canlılara da baktığımızda onların rızıklarını temin için gayret ettiklerini, çalıştıklarını, yani emek ve rızıkla alakalı bir şey. Her canlı bölüm, ecel bölüm yanlış. Dinozor bölüm, özgürlük ve sorumluluk yanlış. Allah gökleri ve yeri gezince, yerli yerince yaratmıştır. Allah'ın ölçülü ve düzenli yaratmıştır. Bu da değil. İnsan için kendi çalışmasının karşılığında başka bir şey yoktur. Emek ve rızık, çalışmak ve sonuçta da rızığını almak diyoruz. Geçtik. İnsanın sorumlu olmasının nedeni akıllı ve seyahat edebilen, ona gülebilen, tebrik ederim çalışabilen, hayır eden, düşünebilen, akıl aslında düşünmektir evladım. Aklın varsa düşüneceksin. Sen hiç düşünmüyorsun, o yüzden seni tebrik etmiyorum. Ben de kendimi tebrik ediyorum hocam. Kendini tebrik ediyorum. Hocam hangi... 14A diyorlar, bir orada bir şey... Onları hemen bakalım, onları hemen bakalım. Evet, çok hız felaket olabilir. 14A değil. Boş kaldın mı hemen başka bir şey koy. Yalnız efendine yönel değil evladım. Çünkü çalışmayla alakalı bir şey burada demiş. İşe koyul diyor. Çalışmayla tevekkül etmek, çalışıp sonrasında Allah'a güvenmek. Yani burada direkt yalnız güven demesi gerekiyordu. Yalnız efendine yönel, işe koyul ve yalnız efendine yola dediği şey boş kaldım. Bak boş kalmakla bahsediyor. Burada tevekkül çıkarılabilir. Doğru söylüyorsun ama tevekkül önemi vurgulanmıyor. Çalışmanın önemi vurguluyor. Anladım ilk hocam, başta tamam, burada. Net. Çünkü efendine yönel dediği şey Allah'a ibadet et diyor. Allah'a ibadet. Allah'a güven demiyor direkt. O yüzden aman dikkat edelim buraya. Tamam hocam. Geldik Alp öğretmen öğrencilerine ecel ve ömür konusuyla ilgili örnek ayetler istemiş. Hangisi acaba doğru yapmıştır bakalım. Ya her canlı ölümü tadacaktır. Cevap D işte. İlk Nur Gülgin. Ama Sinan Biçer ne yazık yanlış yapmış. Caner Şahin ne yazık yanlış. Kerem Özkök ne yazık yanlış yapmış. Yanlış ama yine de bu arkadaşlarımı tebrik ediyoruz. Denememize çıkmışlar sinerjik denememizde. Sinerjik. Sen de çıkabilirsin. Boş çıkmaz deme. Sen de mutlaka katıl. Evet. Ecel ve ömür kavramı ile ilgili. İlgili aşağıdaki hangisi yanlıştı? Her canlının belirme. Evet doğru. Kıyametin zaman kopacağını bilebiliriz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Son Allah diyor ki Allah'tan başka kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmez. Hatta peygamberimize gelip soruyorlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Allah da ayet gönderiyor. Kimse bilemez diyor. Kimse bilemez. Sen de bilemezsin diyor. Yani peygamberimiz de hiç kimse bilmiyor. Tamam. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Geçtik. İşte fena geldik. Camimizi kaldıralım. Hocam cami atmayalım hocam. Onu ben alayım onu. Teşekkür ederim. Evet, çok güzelsiniz. Bu hatıralara kalabilir mi bana? Tabii ki kalabilir öyle adam. Bir öğrencimize bunu yollayalım. Mehmet Hoca'nın çizdiği cami. Evet. Fen deyince aklına ne geliyor adam? Fen deyince aklıma hocam aldığım düşük notlar geliyor. İlk fen yazılısından 72 almıştım hocam. 72 diyorum. 27 almıştım. Tersten okudum. Evet, İkinci fenlisinden 44 aldım hocam. İkisinin ortalaması zaten kalıyorum sınıfta. Benim bir öğrencimin hocası, fizik hocası lisede 9. sınıfta. Lisede 9. sınıfta fizik çok zordur sana söyleyeyim. Fen dersinde ama fizik diye ayırıyor. Fizik, kimya, biyoloji. Önemli bir sınıf. Evet. Öğretmen böyle birazcık Anadolu Lisesi'nde böyle çok iyi bir Anadolu Lisesi'nde. Öğretmen birazcık böyle hani çok öğrencileri yapmıyor. Destekleyici bir öğretmen değil. Yani birazcık daha demotive ile motive edeceğini sanan öğretmenlerden. Ondan sonra çocuğa herkesin yazısını okuyor ya. Okuyor Ali 47 ondan sonra Ahmet 73 ondan sonra Ayşe 87 böyle diyor, tamam mı? Sonra bir tane çocuk var, çok aylazım çocuk, en arkada oturuyor, sürekli dalga geçiyor, sürekli yapıyor. Ondan sonra çocuğun ismi de Furkan diyelim mesela. Furkan diye kaldırıyor. Ayağa kalkıyor tabii çocuk notunu dinlerken. 91 diyor, tamam mı? Aha Furkan şok oluyor. Ondan sonra Furkan şok oluyor. Falan filan böyle bir hareketler yapıyor. Çocuk sonra şok olduktan sonra otur diyor. Dangoz musun evladım? Tersten oku onu diyor. Senin notun o diyor. Çocuk tabii zaten kaderine boyun eğerekten. Bizim üniversitede öyle bir hoca vardı. Kök 2 falan veriyordu notları böyle. -20 evet, falan veriyordu. Bizim İnelmen diye bir hocamız vardı. O da aynısı ne hocam? Evet. O da hatta fizik hocası galiba değil mi hocam? Öyle ben mi? Hatta eski makine mühendisliğinde okurken ki vinç çizimlerimi buldum. Elle çizmişim. 380 almışım çizimden. Dersten 380 almışım. Ooo yüzlerin üstü bayağı ya. Yüzlerin üstü ya. Adam ondan sonra diğer notta hiç kasmadım. 10 almışım. Zaten geçiyordum. Çok iyi hocam ya. Bir tane arkadaşım da kök 2 almıştı. Bir tane arkadaşım da pi almıştı. Evet hocam. Dolayısıyla sapık sapık şeyler var. Mitoz hücre bölünmesi birbirini takip eden evrelerden. Bu evrelerden kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi.
Bu neydi evladım? Kromozomun hücrenin ortası dizilmesi. Tonguç mu hocam? Net bir şekilde diziliyordu. O yüzden metafaz, yani netafaz gibi bir şeydi. Sitoplazma boğumlanması arasında gerçekleşen. Sitoplazma boğumlanması da telofazlı tonguç. Telofazda sitoplazma boğumlanması artık başlıyordu. Telofazda da ayrılıyordu. Telefon açıyordu. Azıcık ben sana ayrılıyorum diyordu. Hatırlıyor musun? Telefon açıyordu kız. Ben sana ayrılıyorum artık yeter diyordu. Oğlum aklına getirmişsin. Peki ikisi arasında ne vardı tonguç? Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğunun koptuğu yer danafaz diyoruz. Tebrik ediyorum. Telofaz. Geçtik. Arayın mutlu olun. Evet. Ne diyorsun? Fen sorularınızı cevaplayalım. Mayoz bölünme sonucu oluşan polen hücrelerinin birbirinden farklı genetik yapıda olmalarının sebebi. Polen dediğimiz şey. Bak polen, sperm. Bizim şeyi verir misin? Akıl haritasını verir misin evladım? Yumurta. Bu kelimeleri. Yumurta istiyorsunuz hocam? Polen mi? Hayır bak akıl haritamızı istiyorum. Çok güzel bir şey göstereceğim sana orada. Fen akıl haritamızı istiyorum. Hemen veriyorum hocam. Fen akıl haritamızı istiyorum senden. Buyurun hocam. Çok. Fen akıl haritasında çok önemli bir şey anlattım sana. Dedim ki hatta buraya da yazdım. Bunu mutlaka sen de bak. Sperm, polen, yumurta gördüğün anda mayoz. Görürsen mayoz dedim. Dolayısıyla burada olan zımbırtı mayoz. Dolayısıyla mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin birbirinden farklı genetik yapıda olmalarının asıl sebebi neydi? Parça değişimiydi. Parça değişimi sonucunda oluşan birden fazla olmuş. Alakası yok. Sitoplazma hücre aralemel ne alakası var? Bitki hücresi ama aralemelle alakası yok ki bunun. Bunun farklı genetik yapıya sahibimiz parça değişimi diyeceğiz. Hemen aklımıza gelecek. Tonguç burada seni bir ters köşe yapmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Normalde insanlar grafikleri hep böyle verirler Tonguç. Böyle artar, böyle azalır, böyle verirler. Ama biz ne yaptık biliyor musun? Böyle dikine yaptık. Bak dikine yaptığımız zaman o zaman sen de böyle bakarsın. Çevirmeliydin bu soruyu. Görüyor musun? En takım kromozom var. Görüyorsun hop hop. Sonra ne olmuş? Artmış kromozomsa iki yana çıkmış. Artma ne zaman olur biliyor musun? Sadece ve sadece döllenme ile olur artma. Hocam kromozom sayısında. Peki burada ne olmuş? İki yan sabit kalmış. O zaman mitozda kromozom sayısı sabit kalırdı. Sonra burada ne olmuş? İki yan ene düşmüş. O yüzden mayozda da kromozom sayısı yarıya inerdi. O zaman döllenme mitoz mayoz seçeneğini işaretliyoruz. Cevabımız denizli seçeneği diyoruz. Geçtik. Üçüncü soruyu da geçtik. Geldik. KLM, PRS. Burada da bir ters köşe yapmaya çalıştım. Geçen denemede de yapmıştım. Sırasıyla hangi organik bazlar bulunmaktadır? Tonguç dikkat et. Timin, guanin yan yana gelmiyorlar. Timinle bak K ile P yan yana geliyor. Yani bu birinciyle dördüncü aynı olacak. İkinciyle beşinci aynı olacak. Üçüncüyle de sonuncu aynı olacak. O zaman birinciyle dördüncünün aynı olduğu bak bu böyle. Timin adenin de eşleşiyor. Aynı olduğu derken eşleşecek. Neydi eşleşmemiz? At Galatasaray'dı. O zaman bak guaninle de sitozin eşleşiyor. Adeninle timin eşleşiyor. O zaman cevabımız Adana seçeneği. Bak burada mesela adeninle sitozin eşleşmiyor. Timin eşleşmiyor zaten. Bu da ne gitti? Adeninle adenin olmuyor patladı. Guaninle sitozin eşleşiyor. Sitozinle guanin eşleşiyor. Guaninle adenin olmaz diyoruz. Çünkü guaninle adenin değil. Guaninle sitozin eşleşmesi gerekiyor. Geçtik cevabımız. Gamze Dudu Aslan bizim bir öğrencimiz. Gamze Dudu Aslan burada mı acaba? Kesin takip ediyordur zaten. Kesin. Ergenlik döneminde geçirdiği değişiklikler hangileri diğerlerinden farklıdır? Tonguç, dikkat çekme isteği, hayatı çevreyi sorgulama, deride yağlanma, bağımsız olma. Bu fiziksel, bu da ruhsal değişimler. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Bu kadar basit. Yaşadığım değişimlerin hepsini yazmışsınız hocam ya. Evet, sen hayatını... Dikkat çekme isteği yiyorum, sürekli videonuzu, dersinizi sabot ediyorum. Hayatı ve çevreyi sorguluyorum, hayatı tespih yapmışım, sallıyorum. Bağımsız olmak hayatı istiyorum. Hayatı tespih... Evden kaçmayı düşündüm hocam. Ediyorum. Geçen hafta köprünün altında kalacaktım, sonra baktım çok soğuk geriye döndüm. Derinde de yağlanmalar var, bayağı bir yağlanmalar görüyorum tebrik ediyoruz. Bir yıkan diyorum sana lütfen. Sivilcemin üzerine burun çıktı hocam. Gazete Tonguç, Parambaşı dizinin hikayesinin ilham kaynağı olan bebeklerin hastanede karışması. Gerçek oldu demiş. Sonuçlar ama DNA testi açığa çıktı demiş. Oh bari. Kimin çocuğu olduğu anlaşılmış. Peki DNA'nın hangi özelliğiyle alakalı bu? Tabii ki kalıtımın genetik yapısı. Kalıtım dediğimiz şey anne babanın çocuklarına özelliklerinin geçmesidir. O zaman bebeğinin bulunmasını sağlayan da kalıtım dediğimiz zımbırtıdır. Genetik yapıyla oluşmasıdır diyoruz. Bunların bir alakası yok. Saçmalık olmuş bunlar. Mayoz bölümünün önemini aşağıya hangisi en yaşlı? Bak yukarıda söylemiş ama mayoz üreme hücrelerini oluşturması için üreme hücrelerinin oluşturması için mitoz bölünmeyle aynı basamakların yanında kendine ait özel evrelerle iki yan takım kromozomuna sahip üreme ana hücrelerinin kromozomun yarıya inmesini sağlar. Bu sırada olan kromozomlar arası genel alışverişi farklı hücreler. Tonguç mayoz bölünme deyince müfredatta kazanılmada en fazla vurgulanan şey ne biliyor musun? Çeşitlilik ve tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Sağları gördüğün zaman mayoz diyeceksin. İlaz açıkladı. Arife, Ömer Taha ve İrem patladı. Sadece iki yan kromozomun hücreye geçecek. Bu mitozda da var.
Ürem ana hücrelerinin çalıştığını gösterir. Ne alakası var? Bu çok önemli bir özellik mi Allah aşkına? DNA'nın eşlenmesi de mitozda da var bu. Böyle bir şey yok. İki yan eşli dört kronozom bir canlının dört hücresi bölünme geçirmektedir. Canlı testimiz geliyor bu arada. Tavukçakemi.com'da canlı testi gelmek üzere. Bir canlı testi de beraber sizinle çözeceğiz. Ardından onların cevaplarını da söyleyeceğiz ve yayınımızı çekeceğiz inşallah. Ama çok güzel bir test hazırladık sizin için. Hocam bazı arkadaşlar şey sormuşlar. Diğer soru bankalarınız ne zaman çıkacak? Diğer soru bankalarının deneme şeklini öğrencilerimize verdiğimizi artık söyleyelim değil mi hocam? Yani şeydekilerin bu diğer kitaptakilerin... Çalışıyoruz. Yine çalışıyoruz. Evet, çalışmalar devam ediyor. Ama... Çok çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah çok yakında çıkmaya çalışıyoruz. Ama şu an için deneme kitabımızı hemen verdik onlara. Evet hocam. Verdik gibi oldu. Devam edeceğiz. Devam ediyoruz. 2 tane eşit 4 tane. Bak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bu yanlış. 8 tane kromozom var olmaz. Tonguç, mitoz bölünmede kromozomlar birbirinden ayrılmaz. Mitoz bölünmede kromozomlar ortadan ikiye ayrılır. Mesela şu bir kromozom ya Tonguç. Şu kromozom ya. Evet. Kromozom, kromozomdan ayrılması. Yani bunun bir tarafa, bunun bir tarafa dedim mayozda vardı. Ama kromozomun ortadan ikiye ayrılması mitozda vardı. O zaman bu olabilir, bu olamaz. Böyle bir şıkkı attık. Bu zımbırtıda bu olabilir ama burada iki tane kromozom var. İki eşittir. İki oluyor bu Tonguç. Bu ama birleşmeden, ayrılmadan önceki tek bir kromozom değil. Bir, iki, üç, dört tane kromozom var. O zaman iki en eşittir dört. Burada oluyor cevabımız. Ceyhan seçeneği diyoruz. Geçtik. Hangisi mitoz bölünmeye ait olmaz? 46, 46 kromozom sayısı sabit kalmış. Bu olabilir. İki en sabit kalmış. Bu olabilir. Bu anne hücre, bu da yavru hücreler bu arada. 500, 505 olabilir. Herhalde 3500 mesela. Yani. Ama 20-10'un mayozdur evladım. İkiye bölünmüş. Yani kromozom sayısı yarıya düşmüş. Aman dikkat ediyorsun, burada geçtik. Mitoz bölünmeyle ilgili verilen aşağıdaki verilen hangisi her zaman doğrudur? Her zaman doğrudur. Oluşan hücreler aynı boyutta mıdır Tonguç? Hayır hocam. Böyle bir şey doğru değildir. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bak Tonguç, çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlar. Evet, biz mesela çok hücreli bir canlıyız ve büyümemizi sağlayan şey mitoz bölünme. Doğru olabilir. Genetik açıdan aynı iki hücre oluşur. Evet, çeşitlilik yoktur mayozda. Aynı tip hücreler oluşur. Aynı özelliklere sahip hücreler oluşur. Tek hücreli canlının üremesini sağlar. Evet, bu da doğru. Çünkü tek hücrelerde üremeyi sağlar mitoz. Çok hücrelerde büyüme ve onarımı sağlar evladım. Ama oluşan hücreler aynı boyutta olma zorunluluğu yok Tonguç. Mesela bu bir hücreye bölündü. Bir tanesi daha büyük, bir tanesi daha küçük olabilir. Ama özellikleri aynıdır. Ama ikisine ayrılan sitoplazma miktarları zaten hiç kimse doğru düzgün ayıramaz. Poğaçanın bölünmesi gibi düşünebilirsin. Hocam Nur Saygıner demiş ki vazgeç gönlünü, vazgeç sesini duyan yok, bir yağmurun içinde ateş müceği bir say. Çok çok içten bir şarkı. Aynen, tebrik ediyorum gerçekten. Duygulandınız hocam. Evet, evet, gerçekten duygulandım. Kaliteli tip, şunu bir daha şey... Evet, evet, sürekli hocam her iki dakikada bir yapalım. Evet, tebrik ederim. A tipi bölünme için iki hücre, dört yavru hücre oluşturur. Bir kere burada seni ters köşe yapmaya çalıştık. Hocam hep ters köşe yapıyorsunuz. İki hücre, dört yavru hücre oluşturur. Sanki dört yavru hücre oluşmuş gibi. Aa, bu mayozdur diye atlamanı istedim. Ama değil. Çünkü iki hücre, dört yavru hücre oluşturur. O zaman her bir hücre iki yavru hücre oluşturur. Demek ki bu mitozdur. Burada ters köşe olmuşsun. İnşallah olmamışsındır. Bu tip hücre bölümünde 30 kromozomlu hücrenin yavru hücreleri 15 kromozom. O zaman yarıya düşmüş. O zaman bu da mayozdur diyebiliriz. Kromozom sayısı yarıya düşüyordu mayozda. Hücrenin kendinden farklı hücreler oluşturur. Evet, o zaman bu da mayozdur. Çünkü mayozda çeşitlilik vardı diyoruz. Ama mitozda yoktu. Sonuçta üreme anında hücreler oluşur. Tonguç, üreme hücreleri oluşur gibi gözüküyor ya. Aman dikkat et. Üreme hücreleri oluşur deseydi, evet, mayozdu. Ama üreme ana hücreleri dediği için bu da mitoz. Aa. Üreme ana hücreleri mitozda oluşur. Ama üreme ana hücreleri mayoz geçirir. Yani şöyle düşün. Tonguç, mesela bu sperm ana hücresi, tamam mı? Evet. Sperm ana hücresi. Bu 2N kromozomlu, yani 46 kromozomdur. Burayı anladık mı evladım? Aa. Bu mayoz geçirir. Mayoz da neye dönüşür evladım? Spermlere dönüşür. Sperm dediğimiz zımbırtı da N eşittir 23'tür. Ama bu mayoz geçirir ama bu mitozla oluşur. Bu diğer hücrelerin, yani başka sperm ana hücrelerinin, ana hücrelerinin mitoz bölünmesi sonucunda oluşur. Ama bu ne yapar? Mayoz yapabilir. Ama mitozla oluşur. Bunu unutma. Burada ters köşe yapmaya çalıştık. O zaman cevabımız
Cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. A ve D mitoza giriyor. B ve C de mayoza giriyor diyor. Geç. Hocam Emre Han diyor ki okulumuzda soruların aynısından deneme hazırladılar. Herkes ters köşe oldu. Ben full çektim çünkü daha önce çözmüşüm diyor. Okul bizim öyle bir daha atmış hocam. Oha şaka yapıyorsun. Evet. Vaa işte bu be işte bu gerçekten. Aferin Emre Han. Evet. Aferin tabii aferin değil. Cart ile gösterilen yapılan hangi seçenek duruyor? Cart tabii kromozomun İngilizcesi zaten bununla hocam, yazılıyor. Kromozom. Hocam bu cart daha çok benim test yüzerken şeyimden çıkan ses, pantolonumdan. Saçmalama. Bu büyük zımbırtıda DNA evladım. Anlaştık mı evladım? Peki bu zımbırtıda gen evladım. Çünkü DNA'nın belli bir parçası. Bu zımbırtıda nükleotit evladım. O zaman cevabımız kromozom, DNA, gen, nükleotit. Büyükten küçüğe doğru sıralama zaten bu şekilde oluyor diyoruz. Zaten kedi geni diye ezberletmiştik sana hatırlıyorsan. Tabii yine bir sıralama var. Bunun karşısına T gelir, bunun karşısına A gelir, bunun karşısına C gelir, bunun karşısına da G gelir. Şimdi bu boş kalan yerlere, yani benim doldurduğum yerlere hangisi gelebilir? Cevabımız Adana seçeneği şu, şu, şu ve şunu ben yazmıştım. T, A, C, G diyoruz. Cevabımız Adana seçeneği. Sadece bu uyuyor dedik. Teşekkürler. Şekilde mitoz bölünme geçiren bir orangutanın bölünme sırasındaki bir evresi verilmiş Tomuç. Peki kaç tane kromozom var bu arkadaşımızın? 2N'dir 2 kromozom var değil mi? Evet. Çünkü mitoz bölüme geçirse zaten mutlaka 2N olmak zorunda. 2N'dir 2 kromozom var. Ama demiş ki bak bu üçgen açılık yapmış. Bu orangutanın kromozom sayısı ve şekildeki bölüme benim isimle çıkmış. Basamağından sonra gelen evresinin adı. Bu düzenli dizildiği için, net bir şekilde dizildiği için netafaz yani metafazdı. Pımat, ipmat hatırlıyor musun? İpmat hatırlıyor musun? Buradaki M'den sonra gelir, ana faz gelir. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Aman sen inşallah A'yı atlamamışsındır. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim hocam. Ben atlamışım kesin. Yalnız şekilde verilen şemayı inceleyen Taha Çağan. Ama bak bu soruya çok dikkat et. Çünkü tam Teok sorusunun benzerini hazırladık. Teok sorularında yalnızca şekildeki şeyleri inceleyen diye bir pislik yapıyorlar. Ne demek biliyor musun zaten bu? Zaten yumurta, siper, zigot bayağı pis bir soru hocam. Sakın ama sakın. Kendi bilgilerini kullanma demek bu. Bu kendi bilgilerini unut demek. Aman dikkat et. Bunu herkes yanlış yaptı Teok'ta. Kendi bilgilerini unut. Aman dikkat et. Tomuç söyler misin? Efendim hocam. Zigot mitoz bölünme geçerek embriyo oluşturur değil mi? Evet. Evet bunu öğrenmiş zaten. Evet. Ama burada var mı böyle bir şey yapacağım? Embriyo var mı? Hayır. Yok o zaman bunu çıkartamayız. Aman dikkat et. Eyvallah olsun. Ben üreme burada hücreleri, kendi bilgilerimi kattım. Üreme hücreleri, üreme hücreleri mayoz bölünme sonucu oluşur. Tomuç. Bu yumurtanın mayozla oluştuğuna dair herhangi bir kanıt var mı burada? Bundan öncesini anlatmış mı? Bunları hayır, bundan anlatmamış. Zigotun oluşması, hücrenin birleşmesi. Evet, bu ikisi birleşiyor bak bu oluştu. Bu sadece çıkartılabilir. Yalnız bir de burada bir ters köşe vardı. Aman dikkat edin. Bu neden biliyor musun? Yanlış. Bu gerçekten yaptım. Çıkan Teok sorusuyla, gerçek Teok sorusuyla çok benzer bir soru. Ona göre hazırladık ama burada ters köşe olma diyoruz. Geldik insanlara dişi ve erkek bireyin bulunan testis ve yumurtalıkla ilgili. İki tane bulunur. Evet. Erkeklerde iki tane testis bulunur. İki tane yumurtalık kadınlarda bulunur. Ergenlik döneminde üreme hücresi üretir. Evet. Testis sperm üretir. Yumurtalıkta ne üretir? Yumurta üretir. Su testisi su yolunda kırılır. Bebeklerde hocam. Bulunmaz. Saçmalama. Bütün canlılarda doğuştan itibaren test ve yumurtalık vardır diyoruz. T ve N diyoruz. Cevabımız Bursa şey ne diyoruz. Burada ters köşe yaptık Tunguç. Plasenta ile göbek bağına bağlıdır ya. Yanlış. Plasenta futbolcusu mu? Embriyo dediğimiz zımbırtı göbek bağı ile anneye yani annenin bağlantı noktası plasentaya bağlanır. Kablo yani bu tam ters olacak. Göbek bağı ile plasentaya bağlanır olacak. O yüzden bu yanlış diyoruz. Bunu alıyoruz. Mitoz bölünmeyle zigota dönüşür. Mitoz bölünmeyle zigota dönüşmez. Zigot mitoz bölünmeyle embriyoya dönüşür olacak. Yani burada mitoz bölünmeyle bebeğe dönüşür olması gerekiyordu. O yüzden bu da yanlış. Mayoz bölünmeyle bebeğe dönüşür. Saçmalık. Mitoz bölünmeyle bebeğe dönüşür. Bir sen, bir ben. O zaman ben bütün hepsi yanlıştır mayoz. Diyoruz. Cevap Deyhan seçeneği diyoruz. Tebrik ediyorum geçtik. Hocam ben müsaadenizle istiyorum. Hangisinde spermin hareketini kolaylaştıran kısım çizilmemiştir? Tonguç, spermin hareketini kolaylaştıran şey sperm kanalı değildir. Penis değildir. Bunlar sadece atılmasını dışarı atılması sağlar. Spermin hareketini kolaylaştıran şey yardımcı bezlerdir. Yardımcı bezler hangilerinde var? Şunlar yardımcı bezler bak. Şu yeşiller. Bunda yok evladım. Cevabımız bu seçeneği. Güzel bu penis, bu testis, bu da sperm kanalı. Bunlar sadece ama yardımcı bezi bu spermin oluşmasını, bu spermin taşınmasını, bu spermin atılmasını sağlar evladım. Bu da spermin kayganlaşmasını ve hareketini kolaylaştıran sıvıyı salgıladığı için yardım hareketini kolaylaştırır diyoruz. İnsanla dişi canlı testimiz geliyor. Canlı testimiz geliyor. İki tane soru kaldı evladım. Coming soon. Üreme hücresinin döllendiği yer tabii ki yumurtalık, yumurta kanalı. O zaman cevabımız Bursa'yı. Bunları attık.
Zigotun geliştiği yer döl yatağı diyoruz. Cevabınız D seçeneği. Üreme hücresinin oluştuğu yer zaten yumurtalıktır. Yumurta yumurtalıkta oluşur. Unutmayın lazım. Hocam ben tüfekte oluşuyoruz yani. Kümeste oluşuyoruz. Yani. Buna göre hangi öğrenci yaşadığı değişim için yanlış bilgi vermiştir? Nazmi erkek ismi, sperm hücresi diyorum, tebrik ediyorum, doğru olabilir. Tebrikler Nazmi. Yasin Tokgöz, Tokgöz erkek ismi, bıyık ve sakalım çıkmamış, evet doğru. Ergenlikte İsterim, tıraş ol. Ne alakası var? Tonguç, Nil Deniz Arıcı, yumurta hücresi üretiyorum, evet çünkü dişi olduğu için yumurta aferin, hücresi. Aferin. Göğüslerin belirginleşiyor. Allah belanı. Hayır, Tonguç Tonguç oldu değil. Hayır hocam ya. Hocam beni her seferinde maymun ediyorsunuz. Bunun Tongül olması gerekiyor. Aa, hatalı ama bak sana çok güzel bir kıyas. Tongül Tonguçoğlu. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten hocam canlı testi ne zaman artık hocam? Canlı testi getir artık. Getirin artık. Hemen canlı testi beraber çözelim. Canlı testi. Bir dakika. Hocam, buyurun, bu e-mail'le şey yapmayalım. Canlı testimiz için üyelik giriş sayfasından girişi yapıyoruz evladım. Ve şu zımbırtıya da bir bakalım. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Hoppa. Bir tıklayalım. Canlı teslim için ilk başta üyelik girişimizi yapıyoruz Tavuş arkadaşlar. Tavuş elime giriyoruz değil mi hocam? Evet, evet. Bu zaten açıkmış. Evet. Şimdi ana sayfaya giriyoruz. Şimdi Tonguç ayıma girdik. Tonguç ayıma girdikten sonra hoş geldin Tonguç Tonguçoğlu diye. Hoş bulduk, aleyküm selam. Tonguç ayıma girdikten sonra evladım hemen fen bilimleri bölümüne girin. Fen bilimleri bölümünde DNA ve genetik DNA ve genetik bilgi konusuna tıklayın. Aa. Bu konunun içindeki videoları zaten aşağıda görüyorsun. Süper. Ama sen burada konu testlerine geleceksin. Doğru Tonguç. Test çözeceğim çünkü. Konu testlerine geldikten sonra canlı test burada gözüküyor. Aa. Tebrik ederim. O zaman canlı testi hemen görmeye çalış. Ha tamam. Pardon. Özür dilerim. Bir tane daha yapıyorum. İnsanda üreme büyümeye geliyorsunuz. Canlı test burada. İnsanda üreme büyümeye geliyorsunuz. Konu testleri. Konu testlerine giriyorsunuz ve canlı test insanda üreme büyüme gelişme. Konu detayı ne hocam? Konu detayı ne? Konu detayı dediğimiz evladım konunun içinde kazanımlarını anlattığımız kısmı. Bak konunun içinde bak kazanımları tekrar ediyorum. Bunlar size sorulabilir. Ve aynı zamanda burada güzel açıklamalar da yapıyoruz. Bazılarında var. Konu anlatımında zaten neler var evladım? Konu anlatıma girdiğin zaman şey geliyorsun. Oradaki videoları görüyorsun evladım. Ama burada tabii ki şey yapıyoruz şimdi. Konu altında da işte bak üreme organları, üreme hücreleri, ergenlik bununla ilgili videolarımız var. Teok kampı videoları da ekstradan var. Konu testlerine girdiğimiz zaman evladım bir de soru çözüm videoları da var ayrıca tabii ki. Soru çözüm videoları. Konu testlerine giriyoruz ve canlı testi burada buluyoruz. O zaman tekrar gösteriyorum sana nasıl gireceğini. Bak canlı testi burada. Canlı testi tıklayınca canlı testimize açılacak ve testi çözmeye başlayabileceksin. Herkes beraber şimdi Tonguç Akademi'ye girsin. Üye olmayanlar hemen üye olsun. Ücretsiz zaten üyelik ve canlı testimize başlasın. O zaman tekrar anlatıyorum. İlk soru spermli. Evet. Hemen tekrar anlatıyorum evladım. Hemen. Yumurta neden diş kısmında? Yumurta mı hocam o? Evet evladım. Evet. Hocam Tonguç Akademi.com'a girdikten sonra ücretsiz üye oluyoruz değil mi? Evet evladım. Ücretsiz üye oluyorsun. Merak etme. Hocam yalnız şu an çok fazla kişi girdi galiba. Çünkü şu anda bayağı bir fazla kişi var. 1600 kişi gözüküyor. Evet bir tane soruyu çözelim. Mesela Bursa diye seçeneği şey yapıyoruz. İşaretliyoruz. Hocam evet, ben arkadaşlarım yorumlar tane okuyayım. Bence testi bitirenler yorum atmaya başlamışlar. Onlara bakayım hocam ben. Bir şey var. Bir dakika hemen bakıyorum. Bakalım. Bir saniye. Bir saniye. Heh. Şimdi bir saniye. Hocam arkadaşlar 119-118 net diyorlar. Çok fazla kişi girdiği için sitede biraz şu anda birazcık takılıyor web sitemi. Evet ha şimdi açıldı bak. Ana sayfana girdi ya Tonguç. Ana sayfaya girdikten sonra şu anda 5000 kişi var. Kaç kişi var? Bir sürü insan var size. Hoş geldin Tonguç Tonguçoğlu yazıyor. Sonrasında fene tıklıyorsun Tonguç. Fene tıkladıktan sonra karşına fenle alakalı konular, üniteler geliyor. Şimdi fene tıkladık, girdik. Bak burada solda üniteler var. İnsanda üreme, basit makineler, maddenin yapısı özellikleri. Burada mesela maddenin yapısı özelliklerine tıkladığımız zaman maddenin yapısı özellikleriyle ilgili videolar çıkacak, konular çıkacak. Ondan sonra insanda üreme büyümeye tıkladığın zaman insanda üreme büyüyle ilgili bak burada neler var? Konular var. Bu konuların içinde de bir sürü video var. Bu videoları bak videoları tekrar gidiyoruz ama biz konunun içine girelim. Üreme, büyüme ve gelişmenin içine giriyorum. Özür dilerim. Şuna tıklıyoruz evladım. Buna tıklıyoruz. Bu resmin üzerine insanda üreme, gelişme ve büyümenin üzerine tıklıyorsun evladım. Hocam şu anda bayağı bir kişi girdi hocam yalnız. Hatta testi çözenlerden Oğuzhan Pehlivan hepsini doğru yaptığımı söylüyor.
Canlı test hangi dersen fen dersinden diyorlar. Şok 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 diyenler var hocam. Mustafa Kartal 120 net yaptı diyenlerin çoğu atıyor diyor. Hocam kullanıcı sayısı şu anda 2000'i geçti yalnız onu söyleyeyim size. 2000-3000'e buldu. Evet, o yüzden biraz şey var. Evet, aynı zamanda girdikten sonra konu testlerine tıklıyoruz. Konu testlerine tıklıyoruz. Konu anlatım ve konu testi. Evet, konu anlatım videolarımız var. Konu anlatım videolarını buradan izleyebilirsin. Konu anlatım videolarını izleyebilmek için sınıf paketine sahip olmasın tabii ki. Teok Kampı videolarını ama buradan takip edebilirsin evladım. Konu testlerine tıkladığımız zaman konu testlerinden de üreme, büyüme, gelişme canlı testini çözeceksiniz. Hocam üyeliğe sahip hepsini çözdüm. Harika diyor. Hocam bir kez bile ismi okumadınız diyor. Uçan kütüphane. Evet, tekrar ediyorum. Burada da canlı testimiz var. Canlı teste tıkladığınız zaman canlı testi çözebilirsiniz. Herkes canlı testi çözmeye başlasın ve sonuçları da yapsın. Hocam ben arkadaşların ismini okuyayım çünkü ona göre bir kontrol yapacaklar. Anladım. Hemen bakıyorum hocam. Evet, arkadaşın ismini okuyorum. İsmini okuyorum hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ceyda Durur hocanın yanında çözdüm. Bundan önceki denemelerde full diye yalan söylersem kendimi kandırırım zaten diyor. Adı Bir Ömür testleriniz nerede satılıyor diyor. Mücahit Elif Efiloğlu canlı test full diyor. Harika. Elif Fınarbaşı normalde 68 yanlış yaparken şimdi full çektim diyor. Challenge en büyük yardımcı Tonguç Akademi diyor hocam. İlyas Selçuklu Isparta'dan yazmış. İyaş Selçuklu, Derda İyaş Selçuklu. Oğuzhan Pehlivan ikisi de full diyor hocam. Tebrik ediyorum Oğuzhan'ı. Lord Gaming full diyor. Kerim Bağlan full OY diyor hocam. OY harika. Batuhan OZ'ye gözüktü diyor. Ne gözüktü bilmiyorum. Nur Sena Özkanıcı bir yanlış diyor. Ceyda Durur 120 bölü 120 diyor hocam. 120'de 120 demek. Gülcihan Kazak Çumura'dan selamlar diyor. Bakayım. Burada bir şey var. Site olmak, kayıt olmak paralı mı? Ve her ay para ödüyor muyuz diyor. Her ay para ödenmiyor değil mi hocam? Bir sene için bir kere para ödüyoruz. Evet. O da testlerden, soru çözüm videolarından. Akıl haritaları var. Akıl haritalarını gönderiyoruz evine. Ondan sonra denemeler çözebileceksin çok yakında. Denemeleri açıyoruz. Ve benzeri bir Kerim sürü. Kerim Bağlan demiş ki hocam bu denemelerde birinci oturum ile ikinci oturum hangi aralıklarla çözelim diyor. Bir daha gösteriyorum. Ana sayfaya geliyorsunuz. Herkes ana sayfaya geliyor. Ana sayfaya tıklıyoruz. Ana sayfaya tıkladık. Ondan sonra da ana sayfaya girdikten sonra fen bilimlerine giriyorsunuz arkadaşlar. Fen bilimlerine giriyoruz. Evet, fen bilimlerine tıkladık. Fen bilimleri açıldıktan sonra da insanda üreme, büyüme, gelişmeye yani bu konuya tıklıyoruz arkadaşlar. İnsanda üreme, büyüme, gelişmeye tıklıyoruz. Hocam Hasan Emre adımı ve 117'ye çıkardı. Buradan da konu testlerine tıklıyoruz. Konu testlerine tıkladığımızda hemen şunu şöyle yapıyorum. Hocam Hasan Emre konu testlerine tekrar tıkladım. 117'ye çıkarmış. Ceyda Durur 700 yapmış hocam okuldaki denemesinden. Hocam akıl haritaları nerede satılıyor? Ceyda Durur bizim sıkı takipçimiz ben hatırlıyorum. Evet. Ondan sonra buradan da canlı test ekliyorsunuz. Canlı test burada zaten görüyorsunuz. Canlı teste tıkladığınız zaman çat diye canlı testi çözmeye başlayabilirsiniz herkes. Herkes başlasın ve mesela işte ben sallıyorum Adana dedim cevabına. Hocam yapmayın bari siz yanlış anlayın hocam ya. Hep siz yanlış yapıyorsunuz. Gözde Elmas hepsini doğru yapmış hocam testlerin. Gezden Ali Osman full çekmiş. Pro oyuncu 38 full yapmış hocam. Uzaylı Panda Ponçik Su full yapmış hocam. İki Kafardar 59 net yapmış. Gold Kane de son soruyu çözün diyor hocam. Son sorunun cevabını İkinci edeyim. Soruya geçelim. İkinci soruya geçelim hemen. Evet. İkinci soruya geçtik. Mesela bunu sallıyorum. Bir seçenek diyorum. Sonra üçüncü soruya geçtim ve benzeri. Hadi herkes çözsün o zaman. Tamam, cevapları da hocam son sorunun cevabını bekledim hocam. Son sorunun cevabı kaldı. Son sorunun cevabı evladım. Tabii ki Tonguç Tonguçoğlu'nun göğüsleri belirginleşemez. Bu kızlara özel bir özelliktir. O zaman herkese iyi akşamlar diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Evet Yasin Bey de şey yapsın. Şarkı...
turu da yaparsın. Tarih edersiniz sakin film gibi çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Her gün yeni videolar hem sayısal hem sözel. Bir sezon dizi gibi hepsi de bana özel. Böyle devam edersen Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi ile Mars'a bile gidersin. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız askere benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye...